Siemens tam otomatik kahve makineleri teke tek bilimi sunar. Değerli izleyiciler, bugün teke tek bilimde yine Siemens sponsorunda beraberiz ve doğrusu isterseniz direkt faydalı bir program yapmak istedik bu akşam. Niye direkt faydalı bir program diyorum? Çünkü Birkaç hafta önce hatırlayacaksınız, izleyenler hatırlayacaktır. Bizim pazar sohbetlerinde çok değerli bir konuğumuz vardı, Nuriye Ortaylı. Ve Nuriye Hanım'la tıp üzerine konuşurken bir konu gündeme geldi. Çocuk diyabeti ve Türkiye'deki çocuk diyabetlilerin sayısındaki artış, tip 1 diyabet sayısındaki artış. Ve buna karşın son teknolojik gelişmelerle bu çocukların hayatını büyük oranda kolaylaştıracak bir takım malzemelerin SGK tarafından ne yazık ki karşılanmıyor olmasından bahsettik. Ve hal böyle olunca dedi ki bu diyabet konusunu biz bir alalım. Çünkü toplumlarda gerçekten son derece giderek yaşam şartları, beslenme alışkanlıkları giderek daha fazla yaygınlaşan bir hastalık. Ve tip 1 diyabet Türkiye'de de oldukça yaygın. Tip 1 diyabetten kastımız da şu, doğuştan gelen, genetik olarak doğuştan başlayan diyabet. Ve bunun nasıl ortadan kalabilir, yer etkileri nelerdir, nasıl tedavi edilmese bile bununla yaşamak öğrenebilir. Ve tabii gen terapileriyle bu Hastalık acaba bir gün ortadan kalkar mı? Bütün bunları konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Şükrü Hatun konuğumuz hem çocuk endokrinolojisi hem de çocuk diyabeti konusunda Türkiye'deki en önemli uzmanlardan bir tanesi ve bizim de şansımızla bir süreden beri İstanbul'da çalıştığı için de kendisiyle bugün bu programı çok rahat bir şekilde yapma imkanına sahip olduk. Daha doğrusu çok hızlı bir şekilde yapma imkanına sahip olduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok sağ olun. Bugün sabahtan beri Türkiye'nin farklı yerlerine 6 tane tip bir diyabetli baktım. Sonra size geldim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam geldiğiniz için. Evet, size hastalarınızdan olacağım. ayırmış olmak bizde büyük bir sorumluluk duygusu yaratıyor. Yep. E, o yüzden vaktinizi fazla almadan size hastanenize geri olacağız. Şimdi Koç Üniversitesi hastanesi var evet. değil mi? Evet. E, Topkapı'daki, Topkapı'daki... E, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin aynı zamanda eğitim hastanesi. Hı -hı Oradayım evet. E, i̇yi bir hastane mesela. E, bambaşka bir standart bambaşka. yarattığını evet, söyleyebiliriz İstanbul'da. Iyi bir hem akademik hem evet. klinik olarak çok güvenilir doktorların çok... olduğu öyle söyleyeyim daha evet, doğrusu. Öyle. Çok da iyi öğrenciler yetiştiriyoruz. Ee, yani Allah gitmeyi nasip etmesin ama e, hakikaten iyi bir hastane olduğunu e, duyuyorum. Ya da gitmek zorunda bırakmasın diye nasip etmesin e, demeyeyim. İki de kitabınız e, var burada. Şimdi diyabetle Arkadaş Olma Zamanı, güzel bir e, çalışma. Ve Çocuklara Kurulan Saatler diye e, tip 1 diyabetle ilgili e, iki kitabınız da var. Hemen başlayalım ama bizim öncesinde... Ee, sevgili sponsorumuz Siemens başından beri bizim bilim programına destek veriyor. Biz de onların verdiği destekle doktor öğrencilerine burs e, sağlıyoruz. E, i̇nşallah da e, bu da uzun yıllar sağlayabileceğiz değil mi Emre'cim? Dünyanın e, önemli teknoloji şirketlerinden bir tanesi. Tıpta da evet, çok önemli şeyleri var. Evet, tıpta önemli evet, evet bir tanesi. Evet, radyoloji araştırmalarının büyük bir kısmını Aynen, onlar o görüntüleme araştırmalarının büyük kısmını onlar evet. yapıyorlar. Avrupa'da Siemens yapıyor, Amerika'da GE yapıyor evet, 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 evet. en büyüklerden biri. Her alanda var olan bir Gerçekten teknoloji devrisiymez. Bu da ondan aşağı kalmaz. Yani henüz daha benim MR'ımı çekmedi ama <laughs> kahvenin MR'ını çekiyor. Ben size bir o yüzden bir kahve ikram edeceğim. Sade bir es espresso vermeyi uygun buldum. Teşekkürler. Sevsiniz de sevmezsiniz de vereceğim artık. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben, ben ben de ondan evet. içeceğim. Hocam hemen e, makine kendi kendine e, çalışırken ve kahvenin MR'ını çekerken biz de e, başlayalım. Diyabet nedir? Diyabet halk arasında şeker hastalığı olarak görülüyor biliyorsunuz. Evet. En temel özelliği e, glikozun yani şekerin yüksek olmasıyla yani karakterize. E, i̇nsanların korktuğu bir problem. İki türü var siz biraz söylediniz. En sık görülenin tip 2 yalnız tip 1 değil. Soğuktan olan. Evet tip 2. E, onu da anlatacağım aslında tip 1 de doğuştan olan bir diyabet türü değil. Tip 2 büyük ölçüde şişmanlıkla bağlantılı ve erişkin yaşın bir yani problemi. Türkiye'de 7-10 milyon kadar tip 2 diyabetli 7-10 milyon. Evet evet. Nüfusun %10'undan fazlası. neredeyse evet evet. Kadınlara daha sık belli bir yaştan sonra artıyor. Şişmanlıkla çok yakından alakalı ama genetik faktörlerin yani de. Kiloyla ya, ya kiloyla alakalı. Ya kiloyla alakalı. İnsülin direnci zemininde gelişen bir e, diyabet bu. Görüyorsunuz insülin hormonu hemen burada geçti. Tip 2 diyabette aslında insülini bir anahtara, onu bağlandığı reseptörleri kilide benzetirsek tip 2 diyabette kilitle ilgili bir problem var. Bizim tip 1 diyabette ise anahtarla ilgili bir problem var. Yani insülin eksikliğiyle karakterize tip 1. Tip 2 ise insülin direnciyle karakterize. Ha, birisi e, tip 1 vücut insülin üretmiyor. İnsülin üretmiyor evet. İnsülin üretmediği için de kandaki şekeri alıp karaciğere taşıyamıyor. Hem karaciğere hem de dokulara taşıyamıyor Dokular aslında. Taşıyamıyor. Yani çünkü glikoz kullanan birçok doku var. Daha doğrusu insülinle bağımlı olarak glikoz giren birçok doku var. Kas dokusu, karaciğer, yağ dokusu birçok doku. Ama mesela beyin gibi bazı dokulara, çok önemli dokulara insülin olmadan glikoz giriyor. O da aslında beynin başka bir anlamda korunması. Siz bilime çok meraklı olduğunuz için bunu söyleyeyim dedim. Çok enteresan. Evet. Bu. Yani beyin bir kafatasının içinde korunuyor, bir çevresinde beyin omurilik sıvını var, bir de metabolik olarak korunuyor. Örneğin tip 1 diyabet insülin eksikliğine bağlı. Eğer beyine glikoz insüline bağımlı olarak girseydi tip 1 diyabetlerin hayatını sürdürmesi çok zor. Mümkün değildi çünkü beyin enerji bulamayacaktı. Ya, evet, evet. Yani dolayısıyla aslında tip 1 diyabet... E... yani tip 1 diyabet buradan aşağıya ilgilendiriyor. Neredeyse. Tabii ki yani beyne de zararı var ama sonuçta aslında e, tip 1 diyabetin özelliği insülin üreten beta hücrelerinin çalışmamasına bağlı ama bu doğuştan değil. Ha doğuştan değil doğuştan mi? Biz doğuştan niye değil. Niye evet, genetik insanlar diyebiliriz biz zaman? Şöyle değil. Aslında tam tersine genlerin sınırlı bir rolü var. E, 6 ya, 6 aydan sonra herhangi bir yaşta görülebilir ama en sık görüldüğü yaş grubu 3 ile 5 sonra ergenlik çağında yani görülüyor. Peki o zaman tip 1 diyabette engellenebilir bir şey midir? Yok. Şu anda engelleyemiyoruz. Önleyemiyoruz daha doğrusu. Ee, tip 1 diyabetin oluştuğu zamanı e, anlatırsak, çok su içme, çok idrar yapma, sonra tekrar döneriz, kilo kaybı. Ama ondan önce bir pire diyabet dönemi var. Aslında tip 2'de de var bu ama… Gibi Bir şey soracağım. Evet. Bir çocuğun tip 1 diyabet… Olup olmayacağını anlayabilir miyiz? Ah, anlayabilir miyiz? Evet. E, Ve an... anlarsak engelleyebilir miyiz? Evet. İkisine e, cevap vereyim. Şu andaki yöntemlerle bazı antikorlara bakarak, bazı genetik incelemeler yaparak bir risk analizi yapabiliriz. Ama… Ancak bir süreç söyleyebiliriz. Yani önümüzdeki 10 yılda 80 tip 1 diyabet olabilir diye söyleyebiliriz. Ama tip 1 diyabet seyrek görüldüğü için taranıp bakılıp aslında e, bir önlem almamız gerek olan bir problem değil bir taraftan da seyrek görülüyor. Çünkü 100 binde 10 örneğin Türkiye'deki evet. sıklığı, dünyadaki bütün tip 1 diyabetleri yan yana getirseniz 1,5 milyon. Yani seyrek. İkincisi e, erken, yani diyabet olmadan önceki zamanda saptamanın aslında önleme çalışmaları henüz bize bir umut vermediği için bize bir faydası yok. Yani tip 1 diyabet doğan bir çocukta tip 1 diyabet olma riski var ise veya riski demeyeyim, e, olasılığı var ise o olacak. Bunu siz bir tedaviyle edebilirsiniz. Yani evet var. neredeyse. Şey yani tip 1 diyabette genlerin zayıf bir rolü var. Çevresel faktörler daha önemli gibi görünüyor ama hangi çevresel faktör bilmiyoruz. Yani virütik infeksiyonlar bir risk faktörü gibi görünüyor. Ama hangi virüs bilmiyoruz. Covid zamanında biliyorsunuz sıklığı arttı diye çok tartışıldı. Sonra evet, verilerin büyük bir kısmı onu kanıtlamadı. Yani dolayısıyla aslında hala ne olduğunu, nasıl olduğunu biliyoruz. Fatih Bey ama niçin olduğunu bilmiyoruz. Hocam ben hep çocukta doğuştan var ve bir, bir süre sonra ortaya çıkıyor diye biliyorum Öyle bunu. değil. Aslında o yeni doğan diyabeti ve o daha az. Çok nadir. Ama bizim klasik tip bir diyabet otoimmün problem. Hmm. Yani vücutun bağışıklık sistemi aslında beta hücrelerine karşı toleransını yitiriyor. Ve, ve insülini öldürmeye başlıyor. Zedeliyor. Aslında bu zedeleme süreci çok uzun sürüyor. Belli bir aşamaya geldiği zaman da klinik bulgular ortaya çıkıyor. Klinik bulgular benzer ama tip 1 diyabet akut aniden ortaya çıkan bir şeydir. Yani çocuk 15 gün önce, 20 gün önce tapa sağlamdır. Bir, bir anda çok, diyabet olur. Birden çok su içmeye başlar, çok idrar yapmaya Bunun başlar. Bunun çok şeker yemesiyle, tatlı tüketmesiyle, şişmanlıkla, şunlarla alakası Hiç yok. Hiçbir ilgisi yok. Herkes böyle sanır. Aslında stres çok suçlanır. Onunla da ilişkisi kanıtlanmış değil. Ee, o yüzden diyorum niçin olduğunu bilmiyoruz. Gene de kaç yaşında çıkar tip 1 diyebiliriz? Ee, 6 aydan sonra herhangi bir yaşta. 2 ile 7 yaş arasında bir küçük piki var. Sonra 10-14 yaş arasında biraz daha büyük bir piki var. En sık olduğu yaş anlamında söylüyorum. En çok 10 ile 14 arasında. Yani çıkıyor. yaklaşık olarak öyle söyleyebiliriz. Mesela 40'ında tip 1 diyabet olan var Olma, mıdır? Olabilir tabii ee, ama biraz daha seyrektir bunlar. Aslında her yaşta tip 1 diyabet olabilir. Bir de böyle bir yanılgıya yol açmayalım. çocuklarda da görülebilir gibi. 25 yaşında, 30 yaşında da olabilir. Ee, büyüdükçe aslında biraz daha yavaş ortaya çıkar. Ama çocuklardaki genellikle anden ortaya çıkar. Onu tekrar söyleyelim çok su içme, çok idrar yapma, geceliğin uykudan kalkıp tuvalete gitme, altına kaçırma, yavaşlama. Kilo kaybı çok olur. 10 kilo kaybederler 2 hafta içinde, 3 hafta içinde, 1 ay içinde. Ama tam o dönem biraz ergenlik dönemine rast geldiği için çok e, da anlaşılmaz. Hızlı uzuyor. Hızlı ondan kilo verdi. Ondan çok, çok yaramazlık yaptı. yaptı spor yaptı kilo verdi. Aslında kilo kaybına. Ve sonuçta seyrek de olduğu için e, tanı gecikir, Peki anne baba mi? bunu nasıl en iyi anlar e, çocuklar? Şöyle aslında e, birkaç tane önemli ipucu var. Bir tanesi su içme alışkanlığının değişmesi. Ama buradaki suya doymamak gibi bir şey. Yani her gün e, diyelim ki bir küçük su şişesi götüren çocuk okula büyük şişeye götürmeye başlar. Ondan sonra tuvalete koşup devamlı su içer. Ağzını dayar çeşmeye Musla. öyle söyleyeyim. E, ve çok idrar yapmaya başlar. Aslında çok idrar yapmaya başladıkları için çok su içerler. Çünkü çok idrar su yaptığının kaybı. sebebi glikoz kaybından kaynaklanıyor. Yani glikoz kanda 180'i geçtiği zaman idrarlı atılır. O da e, çok idrar yapmaya yol açar. Çok idrar yapma, çok su içme. Çok idrar yapma. Geceleyin 2-3 defa, 4 defa, 5 defa. Bir gecede. Evet. Çocuk yaşlarında. kalkmaya yol açar. Saat başı bazen. Bu dikkat çeker ama gene de bir konduramazlar. O yüzden bir kısmı ürologlara giderler. Aa, i̇drar yolu infeksiyonu oldu diye. Kilo kaybı eşlik eder bir süre sonra bunlara. Kilo kaybı aslında yağ yıkımına bağlı. Organizma glikozu kullanamayacak. Kullanamıyor, yağlı. şekeri yakamayınca yağ yıkıyor. hiç karbonat almayan insanlar gibi düşünün aslında. Ya Tip 1 diyabeti ya da insülin eksikliğini endojen açlık gibi. Yani dışarıdan besin alamamak değil de besinleri kullanamamak gibi anlatabiliriz aslında. Metabolik açlık. E, i̇çeriye bir, bir, kilo besin giriyor fakat bunun yarım kilosu kullanamadığı için diğer bir kiloyu ve vücutta kalan diğer yağları Peki, kullanıyor. o diğer e, şey nereye gidiyor? İdrarla glikoz tuvalete gidiyor. O yüzden onu yerine koymak için çocukların iştahı çok artar. Tip 1 diyabet olur. Herkes sanır ki biraz önce söylediniz siz. Çok karbonhidrat yediği için olduğunu sanırlar. Oysa ki o bir neden değil sonuç. sonuç. Ya yani mekanizma böyle. Kilo kaybı önemli bir ipucu ama insanların dikkatini yeteri kadar çekmiyor. Tanı gecikirse yağ dokusu yıkıldığı için ketonlar oluşur. Aynen aslında ketojenik diyetlerde olduğu gibi. Ketojenik diyetlerde. Evet. Keton oluştuğu zaman ketonlar, keton ne demek hocam? Keton aslında ee, yağ asitlerinin yıkılmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir metabolik e, ürün diyelim, Metabolik atık. artık ürün. İşe ee, şey de yarıyor tabii. Örneğin yani beyin ketonları yedek enerji olarak yani kullanıyor. Aslında beyni tekrar korumuş oluyoruz aslında orada. Baktığınız zaman. Ee, Bu şeker e, demek ki e, diyabet iyi bir şey galiba. Ya iyi bir şey değil ama <laughs> e, kendini Takılıyor çok ya. iyi yani Aha. koruyan bir sistem anlamda söylüyorum. aslında oluyor. yani beyinle ilgili böyle çok aynı şey eritretel içinde geçerli. Oralara girmeyeyim. Ketonlar e, yağ asitlerinin yıkılmasıyla oluşuyor bir artık ürün. Normalde insülin olduğu zaman metabolize olup suya dönüşüyorlar ama insülin olmayınca birikiyor onlar. Biriktiği zaman zayıf bir asit olmasına rağmen keto asit kanın e, asit baz dengesi asit tarafa kayıyor. kayıyor. Peki o zaman ne oluyor? Bulantı, kusma, karın ağrısı, halsizlik, bitkinlik ve organizma hızlı nefes alarak Hızlı nefes mekanizmasıyla, derin ve hızlı, keto asidoz, onu atmaya çalışıyor. Çocuklar sonunda böyle giderler hastaneye. Tanı Nefes nefese kalıyor, evet. yoruluyor. Bu defa insanlar şey sanırlar, astım nöbeti. Çünkü hızlı nefes alma başka sebeplerden görülebilen bir şey. Tip 1 diyabet aklı çok zor geliyor. Yani o yüzden biz toplumda hem insanlara tip 1 diyabetin bulgularını anlatmaya çalışıyoruz, doktorlara anlatmaya çalışıyoruz, öğrencilere anlatmaya çalışıyoruz, öğretmenlere anlatmaya çalışıyoruz. Bir farkındalık olsun diye. Farkındalık olursa tanı gecikmesini önleriz. Çünkü Tanının erken olması, geç olması ne fark şöyle, var? Şöyle, erken olduğu zaman aslında bu beta hücrelerinde bir yıkılma var ama onu biraz daha hala sersemlemişken yakalayabiliriz. Yani hemen insülin başlayınca toparlayıp bizim balayı dönemi adını verdiğimiz geçici iyileşme dönemine daha çabuk girerler. Peki tip 1 diyette vücut insulin insülin üretmiyor mu ürettiği insülin yok mu? Şöyle insülin üretmiyor. Yüzde üretmiyor. Yani 80 üretmiyor mesela geri kalan yüzde hücre çok çalışarak aslında telafi etmeye yani çalışıyor. Bir kısmında ketoziste girdikleri zaman hiç üretmiyor hale gelirler. Biz onu pek istemeyiz çünkü ketozistelerden çıkarsak bile aslında negatif bir şekilde başlamış olurlar tip 1 diyabet sürecine. Bir de bazı ketozisteler çok ağır olabilir koma vesaire filan. Bunlar nadir ama olmaz değil. E, o dönemde hayatını kaybeden çocuklar olabilir tip 1 diyabette. E, da şeker istemeyiz. koması. E, şeker koması. Şeker koması çocuklarda görüleni asidozla karakterizidir. Büyüklerde görüleni yüksek glikoza bağlı, ozmolarite yüksekliğiyle bağlı. O, o daha başka türlü bir şey. İkisi de riskli. E, tip 1 diyabette görülen daha sık görülür yalnız bu ketoasidoz. Onu istemeyiz. Bu şekerin kanda şeker artışı mı azalışı mı? E, artışına bağlı. Bir de azalışa bağlı olanlar o ayrı. Artışa bağlı artı esas keton birikmesine bağlı. Asidoz e, dokularda, hücrelerde e, enerji metabolizmasını bozar. E, öyle olduğu zaman da e, toksik bir tablo ortaya çıkar. Aslında bir tür zehirlenme gibi düşünebilirsiniz. Keton zehirlenmesi gibi o yüzden bunu önlemek isteriz işin doğrusu. Yani ben e, hem yani bu, bu hastalık geterince hızlı anlaşılmaz ise eğer evet, çocuklar da e, evet, evet. komaya sebebiyet, sebebiyet verebilir. verebilir. evet evet. Bu da aslında e, toplumun gelişmişiyle çok yakın alakalıdır. Örneğin Türkiye'de e, bu ketosis tablosuyla bu ağır olmasa da yatma oranı yaklaşık yüzde 50 ama İsveç'e giderseniz 25. Almanya'da yüzde 25. Bir tane bir toplantıda Sahra Altı Afrika'dan bir e, ülkenin bilim adamı konuşmuştu. Bizim dediği e, hiç ketostazımız yok. Hep ölüyor. Evet. Diyarbakır'a giderseniz ağır ketostaz sıklığı daha yüksek. E, biz o yüzden e, Türkiye'de güçlü bir kampanyayla tip 1 diyabeti anlatıp, farkındalık yaratıp herkes e, bunu tanısınla uğraşıyoruz yani işin doğrusu. Ya, e, bütün bu çalışmaların da bir amacı bu. E, şimdi tip 1 diyabeti mesela ben de çok duydum ama bu anlattıklarının hmm. hiçbir tanesini evet. bilmiyorum yani. Evet. İnsanlar çok şaşırırlar o yüzden de. Çünkü komşusunda yoktur, okulda yoktur. Ee, inanmakta zorluk çekerler. Şimdi biliyorsunuz insan bildiği şeye daha kolay inanır. Tip 1 diyabet aniden ortaya çıktığı için ve insanların genel kültüründe bu bilgi olmadığı için herkes inanmakta güçlük çeker. O yüzden biz e, mümkün olduğu kadar net kelimelerle ne olduğunu anlatmaya yani çalışırız. Bir ilk görüşme yaparız yani onlarla. Bugün de örneğin konuştum onlarla. Birkaç tane anahtar sözcüğümüz vardır. Deriz ki, e, tip 1 diyabet e, önlenebilen bir durum değil. İyileştiremiyoruz ama ona yakın bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Bütün tip 1 diyabetler Beraber yaşayacağız, normal bir, bir hayat sürdürebilirler. Biz şeker hastalığı lafını kullanmıyoruz. İnsülin eksikliği diyoruz özellikle. Çünkü şeker hastalığı e, Fatih Beyciğim çok negatif anlamlar yüklü bir kelime. İnsanların aklına hep üzücü şeyler geliyor. Organ kayıpları şunlar bunlar bir anlatabiliyor muyum? Onlar biraz eski zamanlar Mesela ben yani ait. şöyle diyorum mesela. E, bunlar var tabii hatırladığım, de. Hatırladığım evet. e, şeker hastaları eğer e, şeylerine, diyetlere dikkat ederlerse aslında şeker hastalığı ömür uzatır falan diye de şeyler diyorum ben böyle. Yani ömür uzatmaz da kısaltmaz diyelim. Ha kısaltmaz. Ama yalnız tabii tip 1 diyabet olunca, gerekenler yapılınca insanların hayatları değişir. değişir Beslenmeleri mi? değişir. Oradan elde ettikleri bir yarar vardır. Zaten dünyada biliyorsunuz mutlak iyi mutlak kötü yok. Niye bu? Yani aslında tip 1 diyabet bir zorluktur. Ben hastalık demekten kaçınıyorum. Ama yönetebildiğimiz bir zorluktur. O zorluktan bir fayda çıkabilir. Bütün aile kendini yeniden düzenler, insanlar kaynaşırlar. Yeter ki oradan bir dram yaratmıyor. Çünkü bazen aslında e, tip 1 diyabet bilinmediği için bir dram gibi gelebilir insanlara. Ben derim ki bu bir felaket değil, değil. midir bir dram? Çünkü hep to Türk toplumunda tip 1 diyabete Bence bir, bir dram, dram gözüyle bakılır çünkü. Bir zorluktur ama bir dram değildir. Bir anne bunu söylemişti. Yani tip 1 diyabetten dram yaratmamak lazım demişti. Dram yanları vardır tabii. Yani insülin kullanmak, sürekli glikozunu ölçmek, ondan sonra gece uyandırıp şekerine bakmak, düşüklük riski de olduğu için sürekli o korkuyla yaşamak bazı dram yanları var. Ama karalar bağlamaya, bir felaket gelmiş gibi düşünmeye falan gerek yok. Çünkü insülin sayesinde tip 1 diyabeti yönetebiliyoruz. Peki bir şey, tip 1 diyabette insülin hastalığı Tanımladığınız andan itibaren hasta ya da insülin şey, başlıyor, başlıyor ve evet. ondan sonra hayat boyu insülin kullanıyor. Evet. İnsülin en hayati hormon. Aslında onun kadar önemli bir hormon var mı diye hep bazen düşünürüm yok. Büyüme hormonu, kortizol, birçok hormon var biliyorsunuz. Onlar insülin kadar hayati değil. İnsülin eksikliği bir süre sonra ölüme yol açıyor. 103 yıldan beri e, tip 1 diyabetliler insülini bulan Frederick Banting sayesinde 14 Kasım dünya diyabet günü, doğum günü normal bir şekilde yaşayabiliyorlar. Ee, ama yalnız insülin hormonunun fizyolojik olarak yani pankreasa benzer bir şekilde yerine konması için ince ayarlar yapılması lazım. Çünkü bizim beta hücrelerimiz glikozu benim şu anda sizi gördüğüm gibi an be an glikozu görüyorlar öyle anlatayım size. Aslında metafor. Ee, ve ona uygun insülin salgılıyorlar. O yüzden hiç kimsenin glikozu açlıkta yüzün üstüne geçmez. Yani tip 1 diyabetli olmayanlar ya da diyabet olmayanların toklukta 140'a geçmez. Üstüne çıkmaz. Biz de buna yaklaşmaya çalışıyoruz. Peki nasıl yaklaşacağız? E glikozlarını açmamız lazım. sık açmamız lazım. Sık ölçmemiz lazım. Eskiden ben çünkü vücut bunu vücut bunu 24 saat boyunca sürekli ölçüyor. 91 93 Hacettepe'de Pediatrik Endokrinoloji yaparken idrarda glikoz bakıyorduk. Tam o dönemde parmak ucundan kan şekeri ölçen aletler yeni yeni kullanılmaya başlanmış. Büyük bir devrim. Uzun yıllar onunla idare ettik. Yani yemek öncesi bakacağız, yemek sonrası bakacağız, etti her öğünde 2, 6 etti. Yatmadan önce bakacağız yedi. Gece dörtte bakacağız 8 Düştüğü zaman bak, yani Günde 10 kez bakmak lazım. Ama şimdi son 10 yıldan beri e, bu parmaktan ölçülen sistemlerin yerine sensör adını verdiğimiz evet. dokuz sıvısından ölçüyor ama kana yakın bir şekilde ölçüyor. 15 beş dakikalık gecikmeyle ölçüyor ama e, çok e, hassas bir şekilde ölçüyor. Niye on beş dakikalık gecikmeyle ölçüyor? Çünkü dokuz sıvısından ölçtüğü için e, bir lag time dediğimiz bir fizyolojik gecikme var. Yani kanla şimdi şöyle düşünün. Kan damarları, kan damarlarından e, sızan her şey, e, eritresler dışındaki her şey, hücrelere gitmeden önce anatomik olmayan bir aralıkta duruyor. Oradan difüzyonla hücrelere Aha. geçiyor. E, bizim elektrotlar… Yani direkt kanda olmuyor. Kandan evet. bir yere geçiyor, orada hücrelere e, geçiyor. Yani, evet, evet. Aslında bu bir kanal gibi değil evet. ama gözümüzü öyle canlandırabiliriz evet. aslında. Yani biliyorsunuz şimdi e, elektron mikroskopu ile onlar e, görüntülenebiliyor evet. aslında. Yani bambaşka bir dünya. Bambaşka bir dolaşım sistemi aslında. aslında yani eşsiz manzaralar da var yani baktığınız zaman. O doku sıvısından ölçüyor sensörle. Oraya gidiyor elektrot oradan ölçüyor. Aynı yöntem ölçüyor aslında, glikoz oksidaz. Her 5 dakikada bir telefonunuzda görüyorsunuz. Bambaşka bir şey bu. Yani aslında... Benim e, tipiki diyabet olan bütün arkadaşlarımın kolunda artık bu cihaz var ve e, çok düşerse telefonlarının anında kırmızı ışık yanmaya başlıyor. E, a, istedikleri an telefonlarından şekerlerinin e, düzeyini görebiliyorlar. E, ve tak gerekirse elini yapıyorlar. Çok muazzam pratik bir şey çünkü. Valla Fatih Bey, ben işte e, 1993, 31 yıldan beri tip 1 diyabetle uğraşıyorum. Yani e, şu anda da kendi klinimizde, e, Türkiye'de 30 diyabetli var. Onun 15'te birine bakıyoruz. Yani 2000 tane bakayız diyoruz, Türkiye'nin her yerinden. E, benim ömrümdeki en önemli tıbbi ilerleme, tip 1 diyabetle ilgili sensörler. Evet, muazzam bir şey. Yani yeni insülinler var, ya, tamam e, pompalar var, o da sensörlere bağımlı. En önemli ilerleme... O yüzden tedavi standartı haline gelmiş durumda. Hocam tedavi standartına geçeceğiz birazdan. onda merak ediyorum. Şimdi tip 1 diyabetin 3 aşağı 5 yukarı artık. vücut ensilin üretmediği için Evet kandaki, biz onu dışarıdan veriyoruz. Kandaki şekeri alıp gitmesi gereken yerlere götüremiyor. Evet. Ve o yüzden de kandaki şeker artıyor. Artan şekeri vücut idrar yoluyla atıyor. Ve vücutta şeker de bir tür yakıt olduğu için bu yakıt gitmesi gereken yere ulaşamıyor. O yüzden vücut içindeki kullanıyor. ya yağını yakıyor ya belki de diğer hücre şeyini yakmak zorunda kalıyor. yakmak süre sonra hepsini oluyor. glikoza dönüştürüyor. Ve her şeyi glikoza dönüştürüyor. Bu da hastanın zayıflamasına bir ve bir süre sonra bir kısır döngüye girerek bir tür şeker komasına girmesine sebebiyet evet. veriyor. Evet. Ve bu, bu bir süre sonra hayati tehlike arz etmeye başlıyor. Evet. Sonra bunlar yatıyorlar. Biz insülin başlıyoruz damardan. Ve ondan sonra hayat normalleşmeye Çiçeklerin, başlıyor. Çiçeklerin su verince canlanması gibi. gibi. gibi Peki gibi tedavi edilmez ve farkına varılmazsa ne kadar sürede ölümcül bir tabloya dönüşebiliyor bu? Yani e... kişiye göre değişiyor. Kişiye göre tane. değişiyor, yaşa göre değişiyor. Küçük çocuklar daha duyarlı. E... Bir aydan. 3 aya 5 aya kadar yani sürebilir yani ama yani bunu 6 evet. ay içerisinde evet. görmek lazım. Yani 6 çok, ay. Çok zayıflarlar. Anlatabiliyor muyum? Çok zayıflarlar. Zayıflar çok sık evet, idrara kalkar, çok gecede 2-3 kere idrara kalkar. Ketosu vesaire. Çok yemesine rağmen zayıflamayı ama sürdürür. Araya bir infeksiyon girerse daha erken hayatlarını kaybedebilirler. Ama şükür ki bunlar çok az, az. görülüyor artık. Ya yani Türkiye e, tip 1 diyabetten hayatını kaybeden e, şeyi haber yapıyor var insan. Evet. Çok az, az görüyor Azaldı, çok azaldı. Çok azaldı. Bu Türkiye'nin gelişmişliğinin bir göstergesi, sağlık sisteminin gelişmişliğinin bir göstergesi, farkındalığın artmasının bir göstergesi ama yeterli değil tabii. Yani ketosuza girmeden tanı koymak da mümkün. Ne, ne kadar de, erken o kadar iyi. Yani, evet. Peki tip 2, 2 diyabet, edilir Galiba o bunun tam tersi. O tam tersi. Şöyle tam tersi demeyelim ama farklılıkları var. E, o daha çok genetik faktörlerle etkili. Aile öyküsü çok daha önemli yaş biraz daha ileri. Çocuklarda da görülüyor Amerika'da özellikle zencilerde, Meksika Amerikanlar'da falan ama e, Türkiye'de Herhalde diyabet, kötü, be, kötü beslenme, kötü beslenme, çok şiddetli şişmanlık, e, insülin direnciyle ilgili genetik bazı, ırksal bazı e, yatkınlıklar yüzünden görülüyor. Türkiye'de çocuklara tip 2 diyabet sıklığında belirgin bir artış söz konusu değil. Ama ilişkinlerin bir problemi. Ben oraya girmeyeyim çünkü ilişkinlerle ilgili bir konu. Orada insülin geç dönemde kullanılıyor. Hapla daha çok tedavi edilebiliyor. Yaşam tarzı değişikliği ee, çok şiddetli şişmanlık varsa biliyorsunuz bazen erken dönemde e, bir takım ameliyatlar yapılıyor. Ama çok zayıf olup yine tipik diyabeti olanlar da var. Ee, onlar e, daha seyrek. Aslında orada tanının gözden geçirmesi lazım. Hı. Yani eğer bir kişi zayıfken tip 2 diyabet oluyorsa... O aslında belki tip 1 mi olabilir? Belki tip 1 ya da başka türlü bir diyabet. Modi adını verdiğimiz genetik diyabet türleri var. E, şişmanlık %100 şart değil ama büyük bir kısmı e, tanıdan önce ya da tanı zamanında şişmandır tip 2 diyabetleri. Peki mesela insülün direnci ne, diyabet ne? Şimdi insülün direnci aslında e, anlattığım gibi kilitlerle ilgili bir yetersizlik, bozukluk olması demek. Yani insülün bir hormon etki ettiği dokularda reseptör adını verdiğimiz kilitle benzetebiliriz. Oralara bağlanarak etkisini Hı. gösteriyor. Aslında bütün hormonlar için bu yani geçerli. i̇nsülin direnci insülin reseptörlerinde farklı nedenlere bağlı. Yağ dokusunun artması başlı başına bir neden. Çünkü yağ dokusundan salgılanan bazı maddeler insülin reseptörünün iyi çalışmasını engelliyor. Genetik faktörler yani söz konusu, insinin işini görememesi demek. Peki, o zaman ne yapacak? Pankreas fazla insülin üreterek bunu aşmaya çalışıyor. Bir tür telafi mekanizması. O yüzden insülin direncini, kandaki insülin yüksek olmasıyla anlıyoruz. Anlaşılır. Ama pankreas böyle e sürekli olarak fazla insülin üretemez çünkü organizmanın da bir kapasitesi, bir kapasitesi var. var. Dolayısıyla bir süre sonra e insülin üretme kapasitesi az azalıyor. Onun dışında glikoz yüksekliği beta hücre rezervini azaltıyor. Buna glikotoksit diyoruz. Yağlar bir taraftan olumsuz etkisi. Orada da bir kısır döngü sonucunda bir süre sonra insülin üretme kapasitesi azaldığı için e, bu defa insülin kullanması gerekiyor. Mesela Türkiye'de öyle bir sorun da var. Yani erişkinler hep bunu söylerler. Türkiye'de insülinden korkulduğu için herkes hep hapla devam etmek ister. O yüzden Türkiye'de insülin tedavisinde bir gecikme söz konusu tipiki diyabetlerle ilgili. Yani bizde öyle olmaz. En başından insülin kullanmamız gerekiyor yani. Çocuklarda o şah, yani tip 1 evet, diyabette insülinsiz olmuyor. Evet, hapla hapla bu işi evet. atlatamıyorsunuz. Ee, siz hekimler arasında hangisi daha istenmeyen bir şeydir? Nereden baktığınıza bağlı. Ee, ben tabii bütün yani hayatımda tip 1 diyabet çok yer kapladığı için ve insülin hormonunun yarattığı ve diğer tabii tedavi yöntemlerinin beslenmeye uymak, karbonat saymak e, egzersiz önemli bir parçası, çok iyi yönetebildiğini gördüğüm için ve ömrünü tip 1 diyabetle başarıyla sürdürebilen çok insan tanıdığım için aslında görece olarak tip 1 diyabetin daha e, beraber yaşanabilir beraber bir şey. Beraber yaşanabilir, e, daha az karışık bir problem olduğunu düşünüyorum. Tip 2 diyabet yalnızca diyabetten ibaret problem değil. Şişmanlık var, kardiyovasküler riskler çok yüksek, karaciğer yağlanması var. Aslında kompleks bir problemin parçası, parçası orada diyelim. veya sonucu belki. Bu, evet. Burada öyle değil. Yani bizim tip 1 diyabette temel özellik insülinin... Nedeni ne belli, belli sonucu belli, yani ne yapılacağı, yani yapılacağı belli. Bütün mesele hassas bir şekilde insülin hormonunu vermek ve diyabete uygun bir şekilde yaşamı düzenlemek. Yani serbest değilsiniz ama özgürsünüz diyorum onlara ben. Yani e, her istediğinizi yapamazsınız ama sorumluluklarınızı yerine getirerek özgürce bir davranabilirsiniz. Bir mesela tip 1 diyabetli bir birisi. ki yani 14 yaşında keşfedildi. Geri kalan hayatında neleri yapabilir, nedir yapamaz? Aslında e, her şey yapabilir. Yani i̇çki içebilir, tatlı yiyebilir, yiyebilir, yemek yiyebilir, evet. yiyebilir. Eskiden çok katı diyetler, vardı diyetler çünkü var. var Onları şey, kaldırdık, yok. öyle bir şey yok. Karbonhidrat sayarak her şeyi yiyebilir ama kararında. Yani glikozun yükselmemesi için bir çaba içine girmesi gerekiyor. İnsülin hiçbir kuşku yok ki en önemli e, elimizdeki araç ama... Her şey insinle yönetemeyiz. Beslenme konusunda katı olmayan düzenlemeler söz konusu. Bir öğün düzenine ihtiyaç var. Ama eskisi gibi 3 ana öğün, 3 ara öğüne gerek yok. Gerekmedikçe ara öğün almaya gerek yok bizce. Eskisi gibi hiç şeker yemeyeceksin, yasak yasaklar yok. Ama bir düzen var. Aslında herkesin hayatında bir düzen var. O var ve olması lazım. Yani olması lazım. Yani o yüzden tip 1 diyabet insanın hayatını biraz düzenleyebilir yani işin doğrusu. Ee, yani bu yaşam düzeni önemli. Bütün meslekleri yapabilirler. Pilotluk hariç. Ha, onu söyle. Pilot evet. olabilen diyecektim. Pilot olamıyorlar. O da aslında biraz eski zamana ait. Amerika'da yavaş yavaş regülasyonlar değişiyor çünkü pompalar, e, sensörler sayesinde aslında e, orada esas sorun düşüktükten kaynaklanan risklerden kaynaklanıyor. Tip 1 diyetin zaman zaman şekerleri düşebiliyor, yetersinin fazla geldiği için. Ama günümüzde onu önlemek mümkün. Zaten Amerika'da e, dediğim gibi sivil havacılıkta e, yavaş yavaş değişiyor. Daha doğrusu. İnsanların kendi uçaklarını kullanması ya da büyük olmayan uçakları kullanmakla ilgili. Polis olunamıyor Türkiye'de. Askerlik yap yapmıyorlar, yapamıyorlar. Askerlik mesleğine alınmıyorlar. Ajan olunamıyor. Geçenlerde birisi <laughs> ajan olmak istiyordu, olunamıyor. Ondan sonra, Gizli ajan. Yani mit, işte ha, mit ondan almış. sonra. Evet, evet, onları söyleyeyim daha doğrusu. Ama onun dışında her şey yapabilirler. Bütün sporları yapabilirler. Derin dalış hariç. O niye? Çünkü derin dalış sırasında düşüklük olursa kendini koruyamaz evet. Ama onu yapanlar da var işin doğrusu. İyi bir tedbirler artık. Her şey çok geliştiği için. Bir de yamaç paraşütü riskli, Onun gibi. Ya Ekstrem sporlarla ilgili. Yoksa yani dağlara tırmanabilirler. Ondan sonra maraton yani koşabilirler. Çok iyi futbolcular var. Real Madrid'de mi hala bilmiyorum. Nako Fernandez Evet. Tip 1 diyebilirim. Eskiden bir siz hatırlarsınız. Breitner diye çok iyi bir futbolcusu vardı Almanların. O tip 1 diyebilirim. Başka da var. Türkiye'de aslında e, Alper Saruhan. Paul Breitner yeni öldü. Evet. E, Alper Saruhan e, basketbolcu tip 1 diye bitti. Gürkan Açıkkoz var maratoncu tip 1 diye bitti. Basket... Maratoncu. Evet evet çok iyi. Tip 1 diye bitti maratoncu. Tabii tabii çok iyi koşuyor. İyi hiçbir yani şey yok yani işin doğrusu. E, başka ünlüler de var. Yani e, örneğin e, Lila Moss var. Kate Moss'un kızı tip 1 diye bitti. Aslında moda biliyorsunuz çok enteresan yanları olan bir sektör. E o moda yeni bir kavram getirdi. Çünkü bütün e, podyumlara sensör kolunda, e, ondan sonra sessiz pompa omnipot kolunda öyle çıkıyor. Aslında modanın başka bir yönünü ortaya getiriyor. Yani tanıtım, tanıtım yalnız kıyafet tanıtımı aynen, değil. Duyarlılık oluşturma, farkındalık falan gibi. Evet. Yani böyle şeyleri söyleyeyim. Aslında biz bunların hepsini şöyle bir kavramda özetliyoruz. Bizim kendi bakışımızı da burada ifade etmiş olayım. Yani biz tip bir diyetle barışık yaşayabiliriz. Arkadaş olabiliriz. Gerekenleri yapmaya odaklanın. Üzüntüleri büyütmeden. Anlatabiliyor muyum? Yola devam etmek lazım. Bana ki bizim sevgili Yankı Yazgan'ın sözüdür, ondan almış olayım. İyimserlik nedir diye bir defa sormuştum ona. Demişti ki, gerekenleri yapıp yola devam etmektir. Bana en iyi iyimserlik tanımı bu gelir. Ama burada tabii bir yol göstericiliğe ihtiyaç var. Rehberliğe ihtiyaç var. Şok içinde bir aile. Onlar korkuyorlar, üzülüyorlar. Panikler. Panikler. Bütün mesele bir ekip olarak onların karşısına çıkmak. Doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog. Gerekenleri nasıl yapacaklarını öğretmek. Çünkü bilgi insanların korkusunu azaltır. İnsan birbirine eve gidecekler, nasıl besleyecekler, ondan sonra okul yaşamı var. Herkes Hocam yapıklarını... evet. şunu net söyleyeyim. Siz de konuşmaya başlayıncaya kadar ben hep bir tip 1 diyabetli evet, çocuk olursa eyvah ne yaparız diye düşünüyorum. Şimdi siz beni eyvahı sevdiniz. Evet. Aslında bütün e, fonksiyonumuz bu bizim. Çünkü eyvahı çok büyütürsek kafamızda enerjimiz oraya gidiyor. bir e, hayat devam ediyor. Anne baba herkesin işi var. Ondan sonra çocuk biz inanın e, Fatih Bey Çocuk diyelim ki çarşamba gün tip 1 diyabet olsun pazartesi günü okula göndermekten yana öyle çalışıyoruz ağamız. Çok yatırmıyoruz. Eee çok iyi söylediniz. Evaz silmek lazım. Onun yerine gerekenleri yapmaya odaklanmak lazım. Zaten biz biliyorsunuz insan olarak adaptasyon şeyimiz çok güçlü. Hemen evet, her şeyde hemen 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 insanlar ondan sonra bakarsınız yüzleri gülmeye başlarlar. Ondan hemen birbirleriyle konuşurlar. Biz zaten her tip 1 diyabetli aile. Bir daha önce tip bir devlet olanı mentor yapıyoruz. Mentor yapıyoruz tabii. Şey gibi, o atsız alkoliklerde olduğu yani, gibi. Yani akran etkileşimi hmm. ondan sonra... O e, ona akıl o veriyor. Ona, tabii, tabii. Dert yani, ortağı oluyor. Daha çünkü önce yaşadıklarını aktarıyor. Bilgi kaynakları çok yani gelişti. E, i̇nsanlar kendi öğrendiklerini başkalarına söylüyorlar. Biliyorsunuz öyle bir yani kavram da var. Yani kendine yapılan iyiliği size iyilik yapanı ödemeyin. Başka başkasına iyilik yapar. Ya yani, yani, bu çok önemli bir kavram. Türkiye'de de yavaş yavaş arttı bu. Örneğin bizim bazı tip 1 diyabetli ailelere bugün e, gördüğüm tip 1 diyabetlilerden bir kısmı Mertem Karakaya diye e, bir çocuğa tip 1 diyabetli olan kulak kulakları çınlasın. Onun sayesinde öğrenmiş birçok şeyi. İnsanlar kendilerini çok geliştiriyorlar. Beni son zamanlarda en çok ne duygulandırıyor diye sorsanız birçok şey var tabii. E, Türkiye'deki tip 1 diyabetli ailelerin mucize yaratacak kadar her şeyi iyi yapmaları. Öyle mi hakikaten? Evet. Yeter ki doğru öğretin. Şimdi ben şundan korkuyorum. Ya, Türkiye tip bir diye. Yani Türkiye'de eğitim düzeyine bağlı olarak ve giderek de kötüye giden eğitim düze düzenine bağlı olarak acaba aileler gerekenleri yapabiliyorlar mı? Ben bu konuda çok iyiyim Şöyle. Yani eğer iyi rehberlik yaparsak iyi yapabiliyorlar. Yani e, onlara... Hem temel bilgileri hem de ileri bilgileri. Örneğin karbonhidrat saymak tip 1 diyabette çok lazım olan bir şey. Ne demek karbonhidrat Şu saymak? Demek, yemeğe oturdunuz. Pilav var, et var, sebze var, yoğurt var. Ondan sonra diyelim ki bir de küçük bir tatlı var. Hangisi karbonhidrat? Pilav. Tatlı. Kaç gram? Onu öğretiyoruz. İşte Bir kaşık pilav ye, bir kepçe, bir tatlı kaşık <laughs> Bu, bu yemekte 60 gram karbonhidrat olsun. Bir de şunu öğretiyoruz. O çocuk için bir ünite insülin kaç gram karbonat arası geliyor? Buna insülin karbonat oranı diyoruz. Hı. Diyelim ki, Bu belli midir? Standart e, mı? E, ona hesaplıyoruz. hesaplıyoruz yani. 10 grama 1 olsun. Demek ki 6 ünite yapacak. 60 yerse 6 ama diyelim ki 40 yerse 4 yapacak gibi hı hı. bir hesap yapabiliyorlar. Bunu öğretiyoruz. Bu hem esnek olmayı sağlıyor hem de ne yaptığını bilmeyi sağlıyor. Eğer biz bunu öğretmezsek <laughs> Bazen o yapılabiliyor, ellerine bir glikoz değerleri veriyoruz. Şu glikozda bunu yap. Bir tablo var elinde. Ama o zaman e, ben onu şöyle anlatıyorum, yani ceketi ya da gömleği e, yanlış iliklememi Doğru. başlamak. Doğru ilikle. Çünkü karbonat önemli. Onu öğretiyoruz. E, karbonat da şeker aynı şey değil mi? Yani evet karbonhidrat e, genel olarak adı besinlerin o saf glikoza dönüşüyor e, organizmamızda ama onu biz biliyorsunuz. Mesela 100 komple... gram karbonhidrat ne kadar glikoza dönüşür? Tahminen? 100 gram 100 gram karbonhidrat ya yani türüne bağlı. Yani komplek karbonatsa daha az hmm. yani dönüşür. <laughs> Glisemik indeks eğer yüksekse 100 gram karbonat 100 gram glikoz demektir ama hmm. Glisemik indeksi düşükse, Düşüşü. lifliyse vesaire falan o şey 40 olabilir, 30 Mesela O olabilir. yüzden bir kabuklu pirinç derler bilmem şu derler. Evet ha. evet. Glisemik indeksi yüksek olan karbonhidratlar çok hızlı yükseltir glikozu. Ben ona minare gibi Aha. yükseltiyor diyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> bizim istediğimiz karbonhidratlar öyle isteriz. Yavaş. Cami kubbesi gibi yükseltsin. Çünkü bizim insülinler en iyi benzetme olduğu için bir de insanlar gözünde canlandırabiliyor. Şöyle bir... Evet, evet. Bizim da öyle e, etki, etki gösterdiği ediyor. için eşleştirmek. Böyle böyle sanat gibi diyebileceğim Aha. yanları vardır. Biz de bunları öğretmeye çalışırız. En başından ne kadar insanları katarsak işin içine, o kadar e, korkularından kurtulurlar, o kadar etkili olurlar. O kadar bilinçli yani, davranırlar. Yoksa öbür türlü her şeyi biz karar verelim. O devir geçti. Tip 1 devlet tedavisinde en önemli olanlar, çocukların kendileri ve ailedir. Biz de onları e, öğretmeye yani çalışan insanlarız. Amacımız da budur zaten. Peki hocam insülin diyorsunuz. İnsülin normalde vücudun ürettiği bir hormonken işte sizin de az önce söylediğiniz gibi uzunca kaç sene oldu? Epey bir 103. Oldu. Ama şimdi rekombinan DNA ile yapay ha. insan insülini veriyoruz. Eskiden köpek pankreasından, domuz, pankreasından. pankreasından üretiliyor. Şimdi evet. nasıl üretiliyor bu? Şimdi rekombinan DNA dediğimiz bakterilere ürettiriyoruz. Ha bakteriler üretiyor. Yani bakteriye insin üretme ile ilgili geni e, bütün şeyler böyle yapılıyor yani şu, şu anda. Ee, dünyanın en büyük firması işte Novo Nordisk. Onun dışında birçok firma var. Ee, böyle üretiliyor. Sonsuz miktarda insin üretebiliyoruz ama hala ucuz değil tabii. Görece olarak ucuzladı. İnsan insinini kullanıyoruz ama e, Kana karışma hızı farklı insülinler var. Yavaş karışanlar var. Ha bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Tabii yani. ayarlayabiliyoruz da artık. ya yani. yani yavaş karışan var, hızlı karışan var, çok hızlı karışanlar var. Mesela minare gibi olan da herhalde çok hızlı karışan gerekiyor. Ya ya evet gibi mesela. Bir de şimdi esas karaciğere daha çok odaklanan, oraya etkisi artan insülinler yapmaya çalışıyoruz. O ne demek? O şundan dolayı. Şimdi pankreas solda, karaciğer Ka sağda. Pankreastan insülin üretiliyor. ilk uğradığı yer karaciğer. karaciğer. En çok orada lazım çünkü. Ama biz insülini koldan yapıyoruz. Karaciğere gidinceye kadar büyük bir yolculuk var. Yani aslında yükünü... Karaciğere varmadan önce boşaltıyor, öyle söylüyor. Peki insülini karaciğerin üstüne yapsak daha... Yok, yok. Sonunda yani kalbe gittiği için bütün şeyler, yani dolaşım sistemine girmiş oluyor. Hı -hı. Ama biz... Nereden yaptığınız önemli yok yani. <gülüyor> <gülüyor> biz ama insülini karaciğerde etkili olacak şekilde tasarımlayabiliriz. Aslında biyoteknoloji biliyorsunuz böyle e, bunlara yapmaya doğru gidiyor. Yani kişiye yönelik tedaviler, kişiye değil mi? Yani sonuçta aslında e, buralara doğru gidiyor. Yani diyeceğim aslında insülin çeşitlendi şimdi günümüzde. Eskiden daha az vardı. Şimdi fizyolojiye daha uygun tedavi yapmak için imkanlara sahibiz. Ama gelip gelip glikozu doğru ve çok bilmeye ihtiyacımız var. Peki mesela hiç glikoz kullanmadan bir yaşam mümkün müdür? Hiç glikoz kullanmadan bir yaşam mümkün müdür? İyi, iyi soru. Hayır, mümkün değildir. Yani daha doğrusu çocuklarda mümkün değil büyük ölçüde. Erişkinlerde ee, hiç glikoz kullanmayalım demeyelim de hiç karbonhidrat almadan demek istiyorsunuz evet. büyük bir ihtimal değil mi? Sonuçta aslında organizma eğer karbonhidrat almazsanız onu e, karaciğerde proteini, yağı glikoza dönüştürerek öyle üretiyor. Yani glikoz aslında mitokondri glikoz kullanıyor. Yani sonuçta glikozsuz yaşayamayız ama karbonhidratsız yaşayabiliriz. Onda bir kuşku yok ama çocukluk çağında eğer karbonat vermezsek insanlara organizma büyümeden tasarruf Büyüme. edeceği için büyümesini yandurduruz. O yüzden çocukluk çağında 100 gramın altında, 130 gramın altında karbonat düşük karbonhidratlı beslenmeden yana değiliz yani düşünüyoruz. Bu başka bir konu ama böyle anlatabilirim doğrusu. Peki burada mesela çöl yakla evet. diyabet ilişkisi nasıl ilerliyor? Şöyle. Bunlar ikisi akraba problemler. O yüzden sorun. Evet, zaten. evet. Tip 1 diyabette çölyak yalnız. Tip 2 diyabette değil. Yok, tip 1 değil. Evet, evet. Yani e, tip 1 diyabeti çocukların %5 ila 6'sında çölyak görülür. E, i̇lk 5-6 yıl yaşta bu daha sıktır. Çünkü aslında çölyak daha çok ilk 5-6 yaşın evet. sorunudur. Orada bir e, overlap oluyor. Yani örtüşme oluyor. E, küçük çocuklarda ve tanıdan sonraki ilk 5 yılda sıklığı farklıdır. O yüzden tanıyoruz çölyak bakımından. E, çölyak... Genellikle semptom, yani semptomları olmaz tip 1 diyabetlilerde. O yüzden e, antikorlarla ona bakmamız yani gerekiyor. O yüzden bizim tip 1 diyabetlilerde bir annelerinde babalarında bir çölyak e, hikayesi vardır. Ve ikisini bir de birlikte olduğu çocukları da biz takip ediyoruz tabii. Bir geçmişte şöyle bir... Tabii benim bilgilerim daha geçmişe e, dayalı bilgiler. E, tip 1 diyabetin e, daha doğum öncesi e, veyahut da işte bebeklik... E, hatta belki cenin halindeyken, e, embriyo halindeyken e, çocuk genetik tedaviyle tip 1 diyabetin ortadan kaldırılacağı yönünde tevatürler vardı. Bu bir tevatür müydü? Evet, %100 tevatür. <laughs> %100 tevatür. <laughs> tip 1 diyabeti herhangi bir aşamada e, şu anda e, tedavi etmemiz mümkün değil. Yani kalıcı olarak ya yani, iyileştirmemiz mümkün değil. Zaten e, anne karnında tanısı mümkün değil. E, öyle anlatayım çünkü Hı. anne karnında oluşmuyor. Yani öyle söyleyeyim. Ee, daha sonraki dönemde de herhangi yani bir, bir gen herhangi bir manipülasyon... hatası değil bu. Yok yok hayır, hayır, hayır öyle değil. Ya yani tek gen hastalığı değil. Genlerin sınırlı bir rolü var. Örneğin tip 1 diyabetten %90'ın akrabasında tip 1 diyabet yoktur. Yok. Gene yani, yani öyle, öyle... annesi babası tip 1 diyabeti değil. Bir çocuğun tip 1 diyabeti olma ihtimali, ihtimali başka değildir. bir çocukla aynı. Yok aynı değil. %5 e, daha yüksek. Daha yüksek, Daha ama %5. Ama evet, evet. Tek yumurta ikizlerinde e, %50'nin altında Konkordans. Yani evet. Yani aslında bu da genlerin güçlü bir rolünde olmadığını Göstereyim, gösteriyor. Evet. evet. E, ama tabii ki e, hiç de rolü yok değil. Yani o yüzden kardeşlerinde olma ihtimalini biz söyleriz. Ama deriz ki gidip onun glikozuna bakmayın. Çünkü hatalı bakarsınız uyuyamazsınız. Anlatabiliyor muyum? E, zaten klinik bulgularını biliyorsunuz artık. De, tanı koymakta güçlük çekmezsiniz. Henüz e, önleyemediğimiz için erken bilmenin nasıl bir faydası? Kendi önünde Ya yani Eskiden buna kesinlikle hayır diyorduk. Şimdi biraz geciktirme konusunda kullanılan bazı ilaçlar yavaş yavaş ortaya çıktığı için ya acaba risklerde bakalım mı, bakmayalım mı diye kendi aramızda konuşuyoruz. Ama şu anda dünyada eğilim. tip 1 diyabetlerin yakınlarında sürekli antikor bakarak falan onların hayatını başka bir endişe yüklemeye, yüklemeye gerek, yok. gerek yok gibi düşünüyorum. Hocam ben bir kahve içeceğim kusura bakmasınız. Evet, ben kahve... de bir su içebilirim aslında. Tabii ki hemen size bir yani, su getirir arkadaşlar. Evet. Ee, kahve içeceğim vallahi. Kusura bakmayın. Çok ee, konuştum sizi. estağfurullah şahane atıyorsunuz. <laughs> keyif alıyorum. Ee, çok şey de öğrendim. Yani en temel şu. Tip 1 diyabetten korkmayı öğrendim. Evet. Peki tip 2 diyabetten korkmak gerekir mi? Yok. Çünkü şu anda böyle artık bu nasıl bir tip 1 diyabet olacak halim yok. <laughs> Ama e, böyle Ben de size baktım ben yani bundan sonra e, diyabet olma riskiniz çok düşük bence. Öyle mi? Evet evet. İnşallah. Yani evet. Yani Çünkü ben su falan da içme. Yani Çocukken yüzden, bir gün annem bana su içer misin dedi. Evet. Ben dedim ki anne düştüm dedi. Evet. <laughs> e, aslında bu korku kelimesini kullanmanız iyi oldu. Yani Fatih Bey çünkü biz e, tip 1 diyabeti korkuyla değil bilgiyle yönetmenin doğru olduğunu. Ve bilginiz anda korkmak. Ben şu anda korkmuyorum artık mesela evet. tip 1 diyabetten. Yani Türkiye'de aslında düşüklük korkusu, hipoglisemi korkusu, komplikasyon korkusu en başından bunlar biraz ifade edildiği için İnsanlar yorgun geliyorlar duygusal olarak. Ama bir hipoglisemi bir, bir risk hayatı. Ya bir risk yani düşük, düşük, düşük şeker. Evet, düşük şeker. Bazen çok düşebiliyor. İşte nöbet geçirebiliyorlar. O da bir nöbet geçirmeye sebep oluyor. Evet içeriliyor. evet yani o, o bir risk var. Onu öğretiyoruz yani işin doğrusu. İşte biraz önce konuştuğumuz sensörler bu konuda da çok yardımcı çünkü önceden glikoz düşüklüğünü e, haber yüksekliği verdiği gösterge düşüklüğü düşüklüğünü haber veriyor. Önlem alabiliyoruz. Trendi söylüyor çünkü yani bize. E, ama onu yönetmek mümkün e, sonuçta. Tabii ki Korkutur insanı hipoglisemi. Ee, ama örneğin son yıllarda Türkiye'ye gelmedi ama e, burundan alınan e, glikogon var. Yani glikoz hızlı bir şekilde Mısırı yükselten. E, Onlar kolaylık var. Yeter ki... E... Peki burnuma şeker olur mu? mı? Ha, ya, öyle olmuyor ama yani o <laughs> e, glikogon spreyi çok büyük ilerleme. Mesela onun da arkasında çocuklara tiktir diye beddi olan Kanadalı bir küçük girişimci var. var. Bütün ömrünü e, düşük glikozun tedavisiyle ilgili araç geliştirmeye ara adamış ve o yani halletti. Ama Türkiye'ye gelemiyor çünkü pahalı. Ya aslında bakın yani oradaki mesela nedir pahalı? 200 euro. Yani bir ev bir e, bir, tane, bir fıs ya da 150. Bir fıs. Evet. Wow. Evet. evet. Ucuz. Çünkü çok yeni ondan sonra. Peki çok kullanılan bir şey mi? Ya aslında e, belki e, de 6 tane bir tane kullanacak. E, belki de hiç kullanmıyorsunuz. O yüzden yani biz de önce birçok heyecanla herkese önerdik ama e, kullanılmayınca bir insanların parası çünkü Türkiye'de geçim sıkıntısı da var. Ee, gene alanlar alıyor, yurt dışından getiriyor. Çünkü Lirik firması bunu dünyada dağıtıyor. Türkiye'ye getirmekten vazgeçti. Çünkü SGK'nın bunu ödemesi imkansız Ücüneşim. geldiği için. Bir de pahalı e, olduğunu düşündüğü için Türkiye pazarına uygun görmediler. Ama biz buna üzüldük. Çünkü Türkiye'deki tip 1 diyabetli çocukların e, bu e, spreyi olsa, glikogon spreyi olsa baksim adı, e, o zaman okullarda olur ve öğretmenler tedaviyle güçlük çekmez. Tam, güç, Tam onu diyecektim ben de. Yani Çocuklar değil, belki bunun okullarda bulunması lazım. Mesela. mesela. Yani okulda ya. eğer o okulda tip 1 bir, bir çocuk var ise tanısı konmuş Bir tane bir denen, yani, Okulda evet. bir tane yani, bulunacak yani. bunun. O kadar yani. Aslında bunlar yapılmayacak şeyler falan değil. Ee, ben bazen... Yapmak düş... zor değil hocam diyorsun. Düşünmek düş zorudur genellikle. Yani şöyle. Bugün yani e, belki bu konulara da geleceğiz. E, belki siz de okumuşsunuzdur. Amerika'da e, New York'taki bir üniversitedeki bir emekli profesör e, kocasından kalan 1 milyar doları o tıp fakültesine, Einstein tıp fakültesi bağışladı. Peki sonra ne yaptı? Bütün bursları kaldırdı. Yani, o tıp fakültesindeki bütün öğrenciler bundan sonra parasız okuyacak. Çok büyük bir sevinç oldu. Bir milyar dolar az değil. Ben de diyorum ki, öyle ya yani zengin olma imkansız da, e, zengin olma tehlikesini atlattım çünkü. E, bir param olsa, ben de bu 30 bin tane çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşıladım. Hiçbir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'de tabii ki böyle bir hayırsever çıkmaz da. hayırseverler yapsın anlamında söylemiyorum. 30 bin çocuğa sensör almak, 30 bin çocuğa baksimi almak, 30 bin çocuğa yapay pankreas adını verdiğimiz otomatik insülin sistemi almak, ne ki? Şimdi birazdan onda konuşacağım. bu yapay pankreas ve sensörleri konuşacağız. Bir şey daha merak ediyorum. İnsülin kullanımının uzun vade bir yan etkisi, bir zararı, bir şeyi var mıdır? Yani Yoktur. <laughs> Çünkü insülin fazla geldiği zaman kendisini düşüklük olarak hemen belli eden bir hormon. Yani dolayısıyla fazla geldiğini anlayabiliyoruz. Tek şöyle olabiliyor bazen, tip 1 diyabetler için söylüyorum. Çok yiyip çok insülin kullandığınız zaman aslında, kilogram başına örneğin bir ünite kilogramı geçtiğiniz zaman, 50 kilosunuz ama 75 ünite insülin kullanıyorsunuz. Bunun optimum Bu kilo başıyla bir midir? Fazla insülin, insülin direncine yol açar. Bir kısır Hı. döngü. İştahınız yani tip 1 diyabetken tip 2 diyabet gibi olmaya başlarsınız. Gibi, evet, eklenmiş gibi. E, ee, fazla insülin arteriosikleroz riskini arttırıyor. O ne Biliyoruz ama bunun sebebi insülinin kendisi... Arteriosikleroz ne demek hocam? Arteri, damar sertliği, damar işte sertliği. kalp damar hastalıkları falan. Bunun sebebi insülinin kendi metabolik etkilerinden daha çok aslında ona eşlik eden alışkanlıklara kaynaklanıyor. Niye bir insan fazla insülin kullansın? Fazla yediği için. Anladım. Aslında aynı şey biliyorsun. Biz de eğer fazla yersek kendi pankreasımız fazla insülin e, salgılıyor vesaire falan gibi. Yoksa insülinin kendisinin bir Kendisi başına bir sarabı yok. Kendisi başına bir sıkıntısı yok. Kesinlikle. Yani nasıl olsa insülin var. Bir tencere makarna yiyeyim. Üstüne yani, de e, böyle bir yola pilavın insan. içine yoğurdu katayım. Üstüne bir Tabii. dökeyim yiyeyim. Olmaz. Tabii. Dikkat edeceksin. Normal, normal, makul, insani ölçülerde devam edeceksin diyetine. Tip 1 diyabetle Uyuşan en güzel en önemli kelimelerden bir tanesi ben kararında kelimesi yani, oldu. Makul düşün. kararında. Makul davranmak, kararına davranmak. Yemekler için öyle, yaşam tarzıyla ilgili öyle, her şey için öyle. Peki mesela insülin kullananlar içki içebilir mi ya da tip işte, 1 diyabetle? Tabii tabii. Ama hipoglisemi riski yüksektir. Yani çünkü insülin karaciğerdeki glikojeni glikoza dönüşmesini engeller. Ee, çocuklar hipoglisemi olduğu zaman aslında kendi hormonları hemen karaciğerden glikoz getirip onu halletmeye çalışır. O telafi mekanizması çalışmadığı için ağır bir hipoglisemi olabilir. Örneğin Türkiye'de tip 1 diyabetli çocuklardan ya da yani 18 yaşın altını söyleyeyim. Ben düşüklüğe bağlı hiç ölüm duymadım, duymadım. desem yeridir. Ama İsveç'te var, Fransa'da var. Çünkü alkol kullandıkları zaman aslında risk tip, artıyor. Risk artıyor. Böyle bir şeyi var. Kararında sert olmayan içkileri, içebilirler. Örneğin bu yapay pankreas sistemlerinde şöyle bir özellik var. Glikos hedefini biz normalde yüzde ayarlıyoruz ve yüzde tutmak üzere çalışıyor. Ama diyoruz ki alkol içeceksiniz tabii bunu böyle bir ipucu olsun diye söylemiyorum. Yüzde de ayarlıyoruz. Aslında yani hipoglisemiden koruyacak şekilde. Aynı şey araba kullanırken de öyle. Yani teknolojinin böyle bir faydası var işin doğrusu. Yani araba kullanırken de düşüklük riski bir önemli. Onu engellemek için arabaya bindiği zaman... Kısıyorsun böyle. Evet. gibi. Hmm şeker e, alkol kullanınca e, fazla insülin e, hipoglisemi sebebiyet veriyor. Evet yani daha Doğru hipoglisemi an. karşısında çaresiz bırakıyor organizmayı. Kendi e, karaciğerinin yardım etmesini engelliyor. Ee, Gli, Glikojenoliz diye bir mekanizma var. O ne demek? Karaciğerde glikojen depomuz var. İhtiyaç olduğu zaman o hızla glikoza dönüşüp kana veriliyor. Bunu baskılıyor şey alkol. Peki hocam şimdi yine e, her iki diyabet e, türünde de e, Birin, ikisinde de şey eksikliği söz konusu. Bir aşamada insülin İnsülün, insülün, i̇nsülün yani, eksikliği. İnsülün ya da ol... insülin etkisi bozuk. Peki, yapay pankreas üretmek mümkün değil mi? Yani o işi görecek, pankreasa hücre nakli, kök hücreyle pankreası e, harekete geçirmek falan gibi şeyler mümkün değil mi? Yani şöyle, bu zaten şu anda dünyada tip 1 diyabetin iyileştirilmesiyle ilgili en önemli yol e, kök hücreden beta hücresi yapmak ve onu nakletmek. Aslında beta hücresini ölen insanların pankreasından da elde edebiliyoruz. ya yani ondan sonra kadavralardan. O da zaten şu anda dünyada sınırlı miktarda kullanılıyor. Ama hmm. çok zor onu elde etmek. Ondan sonra çok az miktarda elde edilebiliyor vesaire falan. O yüzden bazı güçlükler söz konusu. En önemli araştırma yola kök hücreden beta hücresi yapmak ve bunun yalnız evrensel bir beta hücresi olması lazım. Çünkü her insan için beta hücresi yapmak çok zor. Doğru. Yani dolayısıyla e, o kişinin immunitesinden korunan Korunum. bir özellikli olması İm lazım. Immün sistemi yok etmeyeceği bir beta Yok hücresi. etmeyeceği gibi. Şu anda aslında e, Amerika'da e, Vertex grubu ViaSite ile birleşti. İki çocuğu tip 1 diyabetli olan Harvard'ın eski kök hücre programının başındaki Douglas Melton'un grubu aslında kök hücreden beta hücresi yaptı. 15 yılda. Aslında karısına demiş ki 5 yılda hallederim ama olmadı 15 yılda. Beta hücresi yalnız bunun naklinden sonra yaşatılması önemli. Her hücre her yerde canlılığını koruyor. Koruyamıyor. Sonuçta pankreas aslında biliyorsunuz en çok kanlanan dokulardan bir tanesi. En çok oksijen Tüketen tüketenlerden bir tanesi. Beyinden sonra galiba en çok Neredeyse. O yüzden kanseri falan da çok agresif. Sebebi ondan. Sonuçta beta hücresinin yaşatmasıyla ilgili çalışıyorlar naklediyorlar. Nereye? Diyelim ki karaciğerdeki bir damarın içine. E ama bir süre sonra hayat, hayatiyetini sürdüremiyor hücreler. Yalnızca otoyumin saldırıdan dolayı değil. Oksijen desteği birçok faktör. Mikro çevre. Onunla ilgili çalışıyorlar. Aslında bununla ilgili çok büyük gruplar yan çalışıyor. Ama Douglas Melton'un grubu adanmış bir grup. Ve işin doğrusu biz onundan e, haberler bekliyoruz. Dalgalı haberler. Yani önce hızlandı gibiydi ama son mesela Bundan birkaç hafta önce, birkaç ay önce bazı güçlükler oldu, tekrar görüldü. Ama bir gün olacak. Bir gün olacak. Bir gün olacak. Bir gün olacak. Ondan eminim. Yani hani insanlar bunu hep duymak isterler. Bir gün tip 1 diyabeti iyileştireceğiz. Ama insanların sandığı kadar kolay olmayacak. Yani örneğin bir defa yüzen nakli yapalım, ondan sonra bitti öyle olmayacak büyük bir ihtimal. Yani yani işte, işte şarj eder gibi belki belli sürelerle. 6 aylık, 1 senelik Değil mi? E, evrensel beta hücresi üretemezsek, yani edit edip şeyleri, beta hücrelerin immün sistemlerden korunan e, evrensel herkese, beta, uya, herkese herkes uyan. herkese, uyan. onu yaptığımız zaman dünyanın her yerinde satelit, beta hücre merkezleri olur. Başka yol yok. Şimdi Türkiye'de <laughs> zaman zaman kök hücre haberleri çıkıyor. Sanki bu kök hücreyi ham haliyle insanlara nakletsek tip bir diye böyle bir, böyle bir şey yok öyle bir tedavi yok Vefatip Bey. 2000 yılında Karadeniz Üniversitesi'nden bir profesörle yaptığımız bir sohbet sırasında yine bu konuyla ilgili onlar kök hücreyle bunun çok mümkün olacağını söylemişlerdi. O zamanki bilgi oydu herhalde. Evet. O zamanki bilgi o da o zaman da değildi. Yani Türkiye'de e, dünyada biraz böyle bir alışkanlık var. Yani kök hücreyle ilgili haberler abartılı olabiliyor. Abartıldı. Şimdi Covid dönemini hatırlayın. Yani aşı yapılması süreciyle ilgili Türkiye'de konuşulanları hatırlayın ve bugünkü yere bak bakın bakın. Yani bilim aslında e, hiçbir kuşku yok ki çok güçlü kapasitelere, adanmışlıklara ve zamana da Mevki yol bir şey. De. Öyle e, her yerde de olabilen falan bir şey değil. E, şimdi Türkiye'de de baktığınız zaman A kişisi bir cerrah örneği. Video yayınlıyor. Diyor ki işte tip 1 diyabette de artık bundan sonra insülinleri kök hücre falan. Kök hücre mucizevi bir şey gibi. Yani aslında e, kanıta dayalı olmayan birçok şeyi çok erken anons oh, edebiliyorlar. Hocam hatırlayın öyle bir anlatılmıştı ki ya. bütün millet çocuğunun e, göbek şeyini şimdi, şimdi de, kordon bankalarına koyuyordu. Şimdi de benzer bana. bir şey söz konusu. Biz insanları uyarıyoruz. Bu şekilde bir kök hücre tedavisi yok. Ondan sonra. Ama kelimeler biliyorsunuz insanları zaten umut etmek umut, isteyen umut, umut. insanlar çaresizlikteki ki insanlar sizin söylediğiniz uyarıları dinlemiyor. Evet. Çünkü umut daha güçlü. Evet gibi. o daha güçlü. Ne yapsak yani? İş o kadar bir noktaya geldi ki kök hücre bir tarafta kök hücreyle ilgili abartılı, Şarlatanlık kelimesini kullanmak istemiyorum yani meslektaşlarıma saygısızlık etmemek için. Ama ona varan e, yönlendirmeler yani söz konusu, insan isyan ettiği. Geçenlerde bizim ekipten e, sevgili Güle, e, Avustralya'daki e, pediatrik diyabet ekibinden bir mektup geldi. Şöyle diyor, Avustralya'daki Türkler içinde, Türkleri İstanbul'da, kök hücre tedavisi yapıldığı ile ilişkili tip 1 diyabetlerle ilgili yönlendiriyorlar. Sizin bundan haberiniz Siz var son. mı? Baktık. Karaköy'de birisi genel cerrah. Tam oldu ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Bilmiyorum atabiliyor muyum? Yani Aslında bir İstanbul tür bir, tür, biliyorsunuz. Bir belki. tür dolandırıcılık yani. Yani hadi o kelimeyi kullanmayayım ama ona varan bir şey. Bazen aslında e, Fatih Bey Türkiye'nin her yerinden tip bir diyabetli göre göre benim ömrümde ve hayatımda onların, onları korumak neredeyse bazen her şeyin önüne geçiyor. Badan, Kaç hasta gördünüz bugüne kadar tip 1 diyabette? Vallahi koça geldiğinden beri 1800 tane gördüm. Daha öncesi. Onu da hepsini toplasam yani 10 bini geçmiştir. Ama yalnız Türkiye'deki bütün tip 1 diyabetler beni tanır. Neredeyse ben de onları tanır gibiyim. 30 bin değil mi sayısı? Diyelim ki yani. Yani onlar da beni tanır. Çünkü odama girdiği zaman aa derim belki sanki onları tanıyor gibiyim. Onları korumak benim için bir hayat misyonu. O yüzden bazen şöyle düşünürüm. E, bu umut içindeki insanları kandırmak dünyadaki kötülük sıramasında ilk, beşe girer. Kesinlikle. Bile, bile Kesinlikle. Bire bile. Paralarını almak. Tip 1 diyabet toplumda zengin, fakir, eşit dağılıyor. Ne kadar Türkiye'de zengin varsa o kadar. Yüzde onsa yüzde onu. tip, tip 1 diyabetin 300 tanesi Zengindir. zenginlerin çocuğu. Öyle söyleyelim. Yani herkesin çocuğu kıymetli. Ama Sonuçta bu insanların zaten zorluk zorluk içindeler. E, geçen gün bir anne yazdı. E, 10 bin lira tutuyor. Sensör masrafı, şu masrafı geleceğiz, e, Bence gelelim çok şey olmadan. Peki e, ondan hocam. sonra asgari ücret 17 bin lira. Aylık 10 bin lira. Bir, anne, bir mi? anne şunu yazmış. Sensör masrafı. Paramı alıyorum. Asgari ücretle çalışan bir anne. Tanıyorum da. Ceylin'in annesi. Önce sensörleri alıyorum bağlanır da ay sonunda. Peki hocam hemen o sensörlere gelelim. Ee, bu sensör nedir? Nasıl çalışır? Sensör Şimdi, dokuz sıvısında. Arkadaşına görüyorum kolunda evet, var şu. böyle. Buraya yapışmış gibi duruyor burada. Bir ben tane de şöyle örneği işliyorum. burada, bir tane örneği burada. Ha, yani bunlar ki, daha ufak. Benim arkadaşım göre evet, daha büyük onlar. Daha büyük. Yani, e, eski model mi onlar? Eski model. Yani giderek küçülüyorlar. Ondan sonra giderek daha iyi ölçüyorlar. E, Peki bu ne yapıyor? Damardan kan mı alıyor bu? Yok damardan kan almıyor. Ucunda bir elektrot var. Elektrotun çevresinde glikoz oksidaz enzimi yerleştirilmiş durumda. E, Dere altına yerleştiriyoruz. O elektrot geçerken dokular arası sıvıya dokunuyor. Tabii ki hücrelere de delip geçiyor ama. Sonuçta dokular arası sıvıdan glikoz ölçüyor. ölçüyor. O, o yüzden 10 dakika gecikmiyor da ölçüyor. Glukoz oksidaz, onların elektrik sinyali. Sonra glikoz değerine dönüştüren bir yazılım yani söz konusu. Hı. Küçük çipler var vesaire falan. Sonra e, o e, sensör üzerindeki transmitterla haberleşiyor. Ama şimdi transmitteri de kaldırdılar bunlarda. E, ya akıllı telefon ya da kendi okuyucuları var. Onu da görüyorsunuz. Eskiden kendi okuyucuları vardı mesela. Şimdi akıllı telefonlar bağlı. Akıllı telefon var. Tabii. Evet. Aslında hepsi artık öyle olacak. Hı -hı. Her 5 dakikada bir. Şimdi yeni Libre 3 var. O bir dakikada bir glikozu gösteriyor telefonda. E, bir tek özelliği kandan 10-15 dakika sonra yani gösteriyor. Onun da hiçbir önemi yok yani işin doğrusu. Özellikle glikoz stabilken Kanla neredeyse aynı rakamları yani gösteriyor. Günde 288 kez. 288 kez ölçü bilgi oluyor. Bu wow. ben şöyle anlatıyorum. Parmakla ölçmek fotoğraf çekmek demek. Sensörle glikoz izlemek video, video çekmek, çekmek. Demek. Öncesini, sonrasını, hangi hareket, şu bu falan hepsini görebiliyorsunuz. Bütün süreci izliyorsunuz. Bütün süreci görebiliyorsunuz. Yani görünce aslında anlıyorsunuz aynı zamanda. Yani glikoz diyabetin bir dili var, bir matematiği var hem matematiğini anlıyorsunuz hem dilini anlıyorsunuz. Bak bu dilinden anlamak benim... Ve onu bir kayıt olarak da tutuyor değil mi? Kayıt olarak tutuyor. Bize geliyor, a diyorsunuz, bunun açlıktaki glikozları yüksek demek ki şu. Ondan sonra ne yedin diye sorabiliyorsunuz. Sizin tedavi yöntemlerinizi çok Daha değiştiriyor. değiştiriyor. Bak ben anlatmıştım yani 30 yıldan beri uğraşıyorum. 10 yıldan beri de ya da esas olarak 2016'dan beri teknoloji kullanan bir ekibin parçasıyım, lideriyim. Ee, sensörler sayesinde benim diyemete bakışım tamamen değişti. nasıl değişti? Niye, anlamak bakımından. Çünkü e, örneğin diyelim ki süt içmenin glikoz yükselttiğini sensörler sayesinde yani görebildik. Hamburgerin çok zor bir yiyecek olduğunu sensörler Öyle sayesinde görebildik. Yani niye zor tabii. bir yiyecek? Protein, yağ, karbonhidrat ne ararsan var. Geç emiliyor. Her ondan türlü merayet var içinde. 4 saat glikozu yükseltiyor. İnsülin yönetmek imkansız. Onlarca bilgiyi yani öğrendim. Her hamburger mi yoksa bu mesela ünlü yani markalar? dışarıda zaten iyi hamburger evde belki falan. Yani problemli besinlerin ne olduğunu yani öğrendim. Birçok şey, birçok şey. Yani Değilizce hamburger yeme. Evet. Yani örneğin hangi insulini ne zaman yapmak lazım? Kaç dakika önce yapmak lazım? Örneğin hızlı etkili insülinleri 10-15 dakika yapmanın yarattığı farkı sensör verisiyle yani görebiliyorsunuz. Çünkü eğer hemen önce yaparsanız yemekle iyi bir eşleşme olmuyor. Yemek sonrası glikoz yüksek oluyor ama 15-20 dakika önce yaparsanız tam olarak bir eşleşme oluyor. Yani kafa kafaya gitme diye ben onu söylüyorum. İyi bir glikoz dengesi. Yani daha çok kanıt şey, incelte, inceltebiliyorsunuz tedaviyi. Usta, ustalaşabiliyorsunuz. <laughs> Diabet ekipleri, daha fine tuning yapabiliyorsunuz. Ay çok güzel çok güzel. Yalnız biz değil, aile de öyle. Sensörler sayesinde eğer biraz da bir matematik bilgisi varsa, gözlem gücü varsa birçok tip bir diyabetli ailesi ustalaşıyor. Ustalaşmak ne demek? Neyin için yaptığınızı bileceksiniz, veriniz olacak, sonra kendinizi gözden geçireceksiniz. E, anladığım kadarıyla şeylerin de insülinin tipleri var ve mesela ben hep görüyorum böyle bir tane tak diye bir insülin Aslında onun başka başka şeyleri de mi var? Tabii yavaş etkili, etkilisi olacak. O da ayrı bir tüpte olacak. E, yani evet. Duruma, duruma göre ya, ya, onu, ya onu, ya onu yapacaksınız. Saat diyelim 7 ya da 10'da e, hızlı etkileri yemek öncesi yapıyoruz. Yemek öncesindeki doz ayarı çok önemli. Glikozu bileceksiniz, trendi bileceksiniz. Örneğin şöyle düşünün. Bizim sensörler trendleri de gösteriyor. Glikoz yükseliyor mu o anda, düşüyor mu? Trendi Peki bilmek... Mesela gece geç saatte kullanmak tehlikelidir bu e... Tam tersine çünkü alarmları var, hipoglisemi olacaksa. Bak, ha. bakın, olduğu zaman uyardığı gibi olma ihtimali varsa da uyarıyor. Uyarıyor. Paha biçilmez bir şey. Yani Sen, uykuda şeker komasına girme ihtimali çok azaltıyor. Hem onu azaltıyor, hastaneye yatışları azaltıyor, insanların korkularını azaltıyor, rahat bir şekilde uyuyorlar. Bir, bir anneyi, babayı düşünün. Geceleyin glikoz düşüklüğü korkusundan saat kurup bir saatte... saat başı üstüne bakan anne de biliyorum. Evet. Okulları düşünün. Tip bir diyabeti çocuğunu gönderiyor okula. Sensörü yoksa ne olacak orada glikoz? Kim ölçecek? Kim ölçecek? Birçok anne kapıda bekliyor. Sensör olunca uzaktan izleyebildikleri için güven duyuyorlar. Biraz öğretmen haber verir hemen anında. Biraz önce söyledim ya tip 1 diyabeti korkuyla değil bilgiyle yönetebiliriz. Bunun en önemli aracı sensörler. Ben o yüzden biraz işte kendimce yazarlık şeyim de var ki cümle bulmaya çalışıyorum. Sonra şunu buldum. Sensörler tip 1 diyabetli çocukların kaderini değiştiren en önemli ilerlemedir. Bakın. Peki hocam bunu takmak zor mudur? Ve çocuğun, Çok kolay. Mesela şimdi işte bunu taktı çocuk. Okulda <laughs> maç yapacak, azacak, uzun eşek Hiçbir oynayacak. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü koruyucu şeyleri var, bantları var vesaire filan. Onların hepsini çözdüler. Çözüldü onlar. Yani evet. Takmak da çok kolaylaştı. Tek adımlık yani. Yani evde anne baba takabilir. Tabii tabii. Zaten bize ihtiyaç yok. İşte yani doktora falan gerek yok. Tabii. tabii. Onlar kendileri yani mesela onu kendi mesela ben kendimi takabilirim buraya. Tabii yüzde yüz. Aa. Ee, peki hocam buna paralel olarak bir yandan da insülin pompaları. Mesela i̇şte evet. bu insülin pompaları illa Damar altına yerleştir, yani deri altına yerleştirilen bir, bir, bir evet deri altına yerleştirilen bir e, e, aparatı var. Ondan sonra bir set var. O da bir, bir e, pompadan oraya insülin yani iletiyor. Bir bir tane türü bu. Bir Hı -hı. de sessiz olanları var. Yani kablosuz diye diyebiliyor. Ondan sonra Türkiye'de Omnipod var. Başka markalar var. Teknik. E, onlar daha konforlu ama daha pahalı. Mesela o, o zaman iğne de yapmışsınız kendinize. Ya, o üç, ölçüyor. Üç bir değiştiriyorsunuz. Şu, aynı şey ölçmüyor. Yani bir aparat yani bir pompa var o insülin gönderiyor. Ama Bluetooth'la sensörle entegre. Sensör glikozuna göre insülin göndermeyi veriyor, kendi ayarlayabiliyor. ayarlayabiliyor. Yani aslında otomatik insülin iletim sistemi dediklerimiz ki yapay pankreas ismini yavaş yavaş hak ediyorlar. Glikozu örneğin yüzde tutmak üzere... Ayarlanmış azaltıyor, ve o zaman siz de iğne yapıyoruz diye bir şey. Bu ölçüyor, evet. o pompalıyor, bitti evet, gitti. Evet, evet. Ama üç günde bir değiştirmek, üç günde değiştirmek bir lazım. 3 de günde değiştirmek lazım. O yine de saat başı, yemek öncesi, bir... yemek sonrası yapma yok. Yemeklerde karbonhidrat saymaya devam etmek lazım. Ama Aynen. yalnız o, onunla ilgili de çok yakın zamanda çözecekler. Yani e, glikozun yükselmesine göre yemek öncesi dozu da ayarlayan bir algoritma yazmaya herkes çok yakın. işin e, doğrusu o zaman... E ee, çok önemli bir ilerleme olacak. İnsanlar istedikleri gibi yiyecekler. Tabii bu çok yesin falan anlamına gelmiyor ama orada dikkat. E ee, kararında yiyecekler ama kaç gram var gibi hesaplara girmeden o dozu da ayarlayacak. Daha ötesini söyleyeyim ki yani şu anda bir road map var ya yani bir e, yol yolu, evet yol haritası. Ee, sensörle sessiz pompa aynı aparatın üzerinde olacak. olacak. Tek giriş olacak. Bir elektronik beta hücresi gibi. Buna çok yakınız. Çok yakınız. Ya Önümüzdeki 5 yıl içinde bunları kullanabilir hale gel. Engel ne? Para. Şimdi onu soracağım hocam. Şimdi bu sensörler. Sen... Bunu bir kere taktım. Kaç e... gün kalıyor orada? Türüne göre değişiyor. E... <laughs> bir sensör var. E... Abbott'un çıkarttığı Freestyle Libre. O iki haftada bir değişiyor. Kalibre 15... etmeye gerek yok. 15 günde bir. Ayda iki tane kullanmak genellikle yetiyor. Eğer tabii sensörle ilgili bir problem olmazsa. E ee, diğer sensör türleri 7-10 günde bir yani değişiyor. Yani Eser en fazla ayda 4 tane, en az ayda 2 tane, 2 tane kullanmak, yani gerekiyor. kullanmak gerekiyor. Pahalı mı bunlar. Kaç liramı yani tanesi? Yani şöyle görece olarak pahalı. Örneğin en ucuz sensör Türkiye'de eee tanesi 2000 lira civarında. Biraz daha pahalı olanlar 3500 can civarında. Yani ayda 2 tane takarsanız 8000 lira. Yani en pahalı olanı kullanırsanız öyle ama en ucuz olanı kullanırsanız ayda 4000 lira. Ayda 4000 lira. 4000 lira. Yani Türkiye'de 30 bin tane çocuk var. Bu hesabı da yapı vereyim. Ondan sonra herkes kullansa, e, ya rakamı da söyleyeyim bilmiyorum. Yani Ayda ama, bir yılda bir buçuk milyar TL yakın bir para ediyor. Yani, 1.2 evet, Yaklaşık olarak yani tam rakamı da söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de bu rakamlar bazen aslında yanlış ifade ediliyor. Türkiye'de 30 bin tane tip 1 devletli çocuk var. Bu rakamdan neredeyse adımız kadar eminiz. SGK da bunu destekliyor zaten. 1 milyar 720 bin lira yapıyor. Ama 1 milyar 720 milyon lira. 20 milyon yapıyor. Ama herkes kullanmasa hemen. Ya ben biliyorum birçok er ergenlik çağında. Kullansa ne olacak tabii? Yani herkes kullansa 1 milyar 700 bin. Şu 30 bin çocuğun hepsi yılda, taksa bu cihazı. Hepsi taksa yılda 2, 2 yılda milyar. 1.7 milyar. Mi? 1, yani milyar. firmalarla pazarlık yapılsa. Evet bu bir, de oldu. yarı yarı yazılır ben size söyleyeyim. Şöyle yani. bir cümle söyleyeyim size. Portekiz bizden ekonomik olarak daha güçsüz. Sensör kullanmanın %80. İsveç zaten bir yüzde yüz. Orada sigorta karşılıyor mu? Karşılıyor tabii. Çek ya. Karşılıyor mu? E tabii. Tabii tabii. Yani Portekiz'de karşılıyor. Portekiz'de Çek ya da karşılıyor. Yunanistan'da karşılıyor. Hep karşılaştırırlar ya. Ben e, sensörler konusunda tip 1 diyabetli çocuklara ve tüm tip 1 diyabetleri aslında. Çocuklar 30 bin, 150 binde erişkin tip 1 diyabetli var. Onda kastımızla büyük bir rakam çıkmıyor. Çok büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ama hocam şimdi şey, büyükler neyse de çocuklarda bu çok daha hayati. Çok daha hayati. O yüzden zaten dünyada şöyle bir konsensus var. Nereden başlayalım? Çocuklardan Çocuklar başlayalım. Çocuklardan da kesin 18 yaşın altından başlayalım. Hadi oradan başlayamadıysak daha Ama 18 yaşın altı yeterli. Bakın benim bir arkadaşım geçen gün Abdullah Bereket, onu da selamlayalım buradan. Marmara Tıp Fakültesi'nin Pediatrik Endokrinoloji Bölüm Başkanı. Çok iyi bir doktordur. Ya dedi ki Şükrü, Fatih Bey'in programında şunu söyledi. Uzaya giden, ve kendi uçağını yapan bir ülkenin bu kadar önemli bir desteği esirgemesi bir garabet. Hakikaten garabet. Bir garabet. Yani ben bunu anlamıyorum. Aslında SGK yetkililerinin ikna olduğunu biliyorum. Toplantılar yaptık defalarca. Anlatıldığı birçok toplantılar. Sevgili Temel Yılmaz Devlet Vakfı Başkanı belki tanıyorsunuz. Her, her yıl devlet parlamentosu düzenliyor. Herkes çağırıyor, herkes anlatıyor. Her yılda insanlar bu iş çözecekmiş gibi sanıyorlar. Hocam tam bedeli ne biliyor musunuz? bunun? Alper Gezer Avcı'nın bilet parası. Bu kadar. Yani bir yıllık bütün bu 30 bin diyabetli çocuğa milyar, bin bu sensör milyar. takmak 55 milyon dolar. Yani daha üzüntüm daha arttı. Onu, onu da yani... Para o da yapılsın. O da yapılsın. Bulmayalım değil. Ama... Yani ben e, işin doğrusu e, hep çözülecek umudu da taşıdığım için kendimi bir sıkışmış. Peki mesela bu, 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 bu konuyu e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca biliyor Fahrettin mu? Fahrettin Bey biliyor. Çocuk doktoru biliyor. Evet Konuştuğunuz zaman doktoru. söylüyor. Hocam biraz daha bekleyin. Biz bunu Türkiye'de üreteceğiz. Bakın şöyle öyle bir argüman da var. Ona da cevap vereyim. Üretse de bedava üretmeyecek ki yani? Şöyle Fatih Bey. İngilizler kendisi üretmiyor. Almanlar kendisi üretmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu kendim üreteceğime böyle konuda gerek yok. Biz her şeyin en iyisini yapamayız. Dünyada bazı konularla ilgili büyük teknoloji firmaları var. Yani yapmak... Ya bu şeye benziyor mesela. Yapmak başka... Şöyle mesela, diyorlar ki efendim bilgisayar almamız lazım e, E-Devlet için. Bekleyin e, biz bilgisayar o, üreteceğiz diyoruz. bu böyle bir şey. Bir de sensör değeriyle insülin dozuna karar verdiğimiz için güvenilir olması lazım. Ben Türkiye'de güvenilir sensör yapılamaz demiyorum. Ama ne zaman yapılabilir bilmiyoruz. Bu çocukların onu bekletmeye hakkımız var mı? Aslında ben birçok bakanla da konuştum. Yani Çalışma Bakanı Vedat Bilgin çok iyi bir insandı. Hakikaten ya yani dedim ki... Evet, Vedat çok düzgün Evet, anladım. çok düzgündü. Yani umudum arttı. Ee, üç yıl oldu sanıyorum Ankara'ya gittim, atlayıp. iki mi yıl mı? Üç yıl oldu. Ee, dedim ki tamam bu defa hali oldu. Olmadı. Esas biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız e, bir gün televizyonda açıklama yaptı. 27 Haziran 2022 günü. Bir hükümet bir buçuk yemetli, şey. 14 yaş grubundaki evlatlarımızla ilgili müjdemiz var bu teşhis 11 bin çocuk aile Bakanlığı üzerinden bir yardım programı gibi depremdeki bölge stekleri herkese verdiler ama yalnız verirken verirken bir e, geçim e, parametresi koydular yani çok az bir parası olanlara verdiler. çok büyük bir kısmı alamadı o daha büyük bir yani yarattı. Dünyanın her yerinde bunu SGK bir sut var biliyorsunuz. Hani ilaç ve tıbbi malzeme ile ilgili parametrelerin kondu ona koymak lazım. Yani insülin verir gibi biz insülin yazarken sensör yazmamız gerekiyor. Doğrusu bu. Ve tanıdan hemen sonra kullanmak lazım. Tanıdan hemen sonra kullanırsak fark yaratıyoruz. Dünyadaki en önemli sensör araştırmacılarından bir tanesi Barbara Davis Diyabet Merkezi'ndeki Halis Khan Aktürk. Dünya iyisi bir insan, doçent Onun yaptığı araştırmalara göre eğer en başından kullanırsak bir miras etkisi yaratıyoruz. Glikozu iyi yönettiğimiz için. ilk 5 yıl iyiyse sonraki 5 yılda iyi oluyor, sonraki 10 yılda iyi Hayatta böyle değil mi? İyi başlangıç yaparsınız. İyi başlangıç Peki insanların hemen sensör kullanması için neye ihtiyaç var? Tanıdan hemen sonra bir rapor düzenliyoruz, insülin raporu. Bir de diyeceğiz ki sensör malzemesi raporu. Bitti. Suta koyması lazım. Ve en kötü, en, e, yani herkes kul 30 bin çocuğun 30 bin buna Eşit. geçse 55 milyon dolar ediyor. Şimdi bakın teknoloji meselesindeki eşitsizlik yani kabul edilemez. Yani insanların araba konusunda eşitsizliği olabilir. Ondan sonra gün, ev konusunda, giyim konusunda şu olabilir. olabilir ama tip 1 diyabetli tedavi konusunda anda, eşitsizlik. Ben şundan bazen üzüntü duyuyorum. Bizim izlediğimiz tip 1 diyabetlerin rakamı da söyleyeyim. Yüzde 60 e, ikisi sensör kullanıyor. Ama Diyarbakır'a giderseniz yüzde bir. Antep'e giderseniz yüzde beş. Ne oluyor peki o zaman? İhtiyacı olanlar değil. Ekonomik Bu isyan ettirici bir şey. Evet. Ben aslında ülkem adına üzülüyorum. Aslında bunu <laughs> e, karar vericilerin Niye geciktirdin de anlamıyorum işin doğrusu. En son ki haber şu. SGK zaten ikna olmuştu. Şu andaki çalışma SGK ikna mı buna? Evet. Kim ikna lazım şu anda? E, en son dediler ki Maliye Bakanı e, bekletmiş. Ya 55 milyon dolar ya yani. Bek Tabii bu bilgiler ne kadar doğru bilemiyor insan. E, şu andaki Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı sosyoloji hocası biliyorsunuz. E, pardon, sosyal hizmet hocası. Hı. hı. E, sosyal hizmet kavramına çok inanan bir insan ve e, işin doğrusu bütün bilgiler Zaten sağlık komisyonunda kendisi de açıklama yaptı. Bu defa çözeceğiz diye. Nerede tıkandı bilmiyoruz. Bir de insanlar beklemekten bıktı. Yani sensör konusundaki bu şey gecikme Türkiye'deki tip 1 diyabetli çocuk ailelerinin diyabet bakımı ile ilgili motivasyonunu azaltıyor. Şimdi bu sensör konusunda şöyle bir nokta var yani Fatih Bey. İnsanlar bunu sanıyorlar ki bu bir konfor sanki. Yani parmaktan acıyla bakmıyorsun. Ondan sonra öyle değil. Hocam yaşamsal. yaşamsal. Çocuk açısından yaşamsal. yaşamsal. Yani Bakın, okuldaki şu, çocuk, gece şöyle uyuyan şöyle çocuk. Bir, şöyle bir rakam söyleyeyim size. Yani aslında tabii rakamlar aslında söylerken insan şöyle bir şey söylüyor. Geçenlerde çok büyük bir araştırma yayınlandı. Dünyada kaç tane tip bir devletli çocuk var? Bir o rakamlar var. Bir de şöyle bir rakam var. 2021 yılında 10 yaşında tanık konulması halinde yaşam süresi, kalan yaşam süresi ne kadar? Size okuyayım mı? İsveç'te 67 yıl. Yani 10 yaşında tanık konuyor 2020 yılında hesaplayabiliyorlar bunları. Böyle bir projeksiyon yapmak mümkün. Portekiz'de 63 yıl. İspanya'da 68, Türkiye'de 49 yıl. Oo, 20 sene fark önemli. Peki Mısır'da kaç? 29 yıl. Fark ne peki? Glikoz değerini gösteren hemoglobin A1C diye bir parametre var. İsveç'teki ortalama 7,1. Portekiz'de 7,3. İspanya'da o civarda. Türkiye'de 8,4. Mısır'da 8,8. Şunu tip 1 diyabetli bir çocuk ailesine sensörlerin yarattığı fark yalnızca konfor değil. Hemoglobin abi şeyi düşürebiliyorlar. Bu sayede kullandıkları diğer teknikler. Aslında daha iyi kontrolü, daha iyi tedavisi. Motivasyonları artıyor. Bambaşka bir dünya. Yani bazı tip 1 diyabet çocuk aileleri kendi hayatlarını sensör öncesi ve sensör sonrası. Kesin. Nefes almak gibi diye anlatırlar. Ben kendi arkadaşlarımdan, ben kendi arkadaşlarımdan bir... biliyorum ki tip 2 onlar çocuk da değiller, büyük hayatları değişti, hayatları kurtuldu değiller deseyim. Kaderini değiştirmekten bahsettiğim bu. Yani, yani 30 bin çocuğun kaderini değiştirmek. Yıl 50 milyon dolar. O kadar. Ya İsveç'te ki bunu toptan alırsanız, devlet bir anlaşması yaparsa çok daha düşük olabilir. 67 yıl yaşayıp Türkiye'de niye 49 yıl yaşasın? Bu da eski rakamlar. Ben şimdi Türkiye değiştiğini biliyorum. Yani biz daha iyi bakıyoruz. Yani bizde 49 yıl 55. çocukların yaşam beklentisiyle ilgili önemli bir sorun yok. İyi kontrol edersek hiç umutsuz olmaya gerek yok. Ama bunların olabilmesi için devletin insanları desteklemesi lazım. Ben Türkiye'nin e, çocuk sever yöneticilerini insanlara iyi bakan yöneticilerinin bunu halledeceğini hala um umut ediyorum size gelme sebebim de bunu e, güçlü bir şekilde takip etmenizi sizden bekliyoruz Çünkü e, ben hala e, iyi anlatabilirsek şu işte bırakanlar onu söylüyor İyi anlatabilirsek Hemen şimdi adam atabileceklerini düşünüyor. Yani bunu, ya, bunu yarın çözerler. Yani bir günde çözerler. Bir günde çözer. Yani bir geceliğin telefonla bir, gü, bir, bir günde çözmesi bir telefon, için bir telefonla iki bakana Cumhurbaşkanının tamam. telefonuna bağlayan. Ya yani bu iş çünkü yani, bu bir Seyir şey bir rakam aslında değilmiş. gerçekten çocuklara, torunları var. Eee da hediye dağıtıyor. Seviyor hayır, yani tip 1 diyabetle ilgili açıklamasını yaparken de inanın bana yazı yazdım. <laughs> Teşekkür ettik hepimiz. Çünkü onun bunu ifade etmesi çok önemli, önemli bir ilerlemeydi. Ama arkası gelmedi. Yani iki yıllık sensör desteği ve sınırlı bir kesime muhtaçlık kriteri, şimdi atma geldi. Muhtaçlık kriterini şey. taşıyanlara verdiler, o deprem bölgesi şey. dışında. Yani o kelime bile zaten o kendi içinde güçlük yani gösteriyor. Yani o yüzden e, eğer Türkiye'de şu dönemde, işte Ramazan'a yaklaşıyoruz, toplum kendi içinde seçim döneminde, yani büyük kesimlere müjde vermek bir yöntem tamam ama 30 bin çocuğun ailesine verilecek müjde bu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben de bunu sık sık dile getireceğim. Ee, bundan sonra çünkü gerçekten yani, milyar dolar değil yani. Ki öyle olsa ne olur ayrıca çocuklar söz konusu olduğunda. Yani e, bazen aslında hani öyle cümleler vardır ya kelime bulamazsınız aslında. E, bir tane tip bir diyabet çocuk ailesi ee, bunları çok daha iyi anlatabilir yani benden. Ama ben de işin doğrusu onlar dünyasına çok, çok yakın siz, yerdeyim siz ben. Siz bir çocuk getirecektiniz buraya ama çocuklar söz konusu oldu. işte onlar bizim ekran çıkarmakla ilgili hep kafamıza soru işaretleri oluyor o yüzden. Sonra ben belki sana, bakarsınız yani, bakarsınız. yani evet. e, çok iyi anlatırlar. A, a, yani çocukların toplum içindeki durumları, evet. aileleri falan tabii, filan tabii, evet. o riski almaya ben her evet. zaman korkuyorum evet, çocuklara tabii. ekran malzemesi yapmaktan. E, çünkü öyle algılanıyor. Biz çok iyi bir nedenle yapsak bile. O yüzden istemedim ama belki yani bugün o çocuklarla da bir, sadece çocuklarla bir program yapabiliriz. Evet. Yani bir çocuk hakkı sensör. İnsan hakkı. İnsan hakkı, çocuk, çocuk hakkı. hakkı. O yüzden eşitsizliklerden çocukları korumak zaten biliyorsunuz sosyal devletin görevi. Yani şunun doğrusu. Ee, bir tedavi standartı. Evet. Yani çok çok fazla kelime yani kullanabiliriz. O yüzden ee, yani dilerim. Çok geç olmadan e, Türkiye'nin Sosyal Güvenlik Bakanı, Bakanlığı, Bakanlığı e, Maliye Bakanlığı, e, Cumhurbaşkanlığı bu konuya e, El Atar aslında biliyorlar da konuyu. E, bir de size şöyle bir şey söyleyeyim: Koç Üniversitesi Hastanesinde çok fazla yetkili geliyor. Orada Aysel Hanım var, buradan onu da selamlayayım. Bizim VIP şeylere bakar. Bu benim sensör derdim bildiği için. Her geleni alıyor. Her geleni e, ben de tanıştırıyor ben de onları anlatıyorum. Yani oradan da bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. İnşallah anlarlar. İnşallah hep beraber İnşallah. yani. Sağ olun hocam. Bu teşekkür işe ediyoruz. Asılalım. Yani çözelim. Yani sizin de katkınızın olacağını ben umuyorum. Çok Değerli teşekkür ederim. Değerli Sayın Hocama çok teşekkür ediyorum. genellikle bir çocuk hasta olarak bilinen ama işte Çocukluk yaşta ama bazen ilk gençlikte ortaya çıkan tip 1 diyabet hastalığının yarattığı toplumsal riskler bunun tedavi süreçleri ve evrensel olarak artık uygulanan ve bütün sosyal devletlerden, Portekiz'den Yunanistan'a, Çekya'dan Finlandiya'ya kadar bütün devletler tarafından desteklenen, ihtiyaçları karşılanan, maddi tarafı karşılanan bir tedavi yöntemi ve bir, tanı ve tedavi yöntemiyle ilgili olarak e, Türkiye'nin ne yazık ki dünyanın gerisinde kaldığını e, biraz e, anlattık. Hem hastalığa hem tedavisine e, değindik. Umarız e, yılda toplam bir uzay e, gezginimizin, bir astronotumuzun bilet parası kadar e, tutan bu parayı çocuklarımızın geleceğini e, korumak, o çocukları topluma e, daha sağlıklı bir biçimde kazandırmak e, adına e, kullanmaktan... Harcama lafı çok hoşuma gitmiyor çünkü de bu, çünkü o harcama sayılmaz bu. Ee, i̇nşallah çekinmezler, İnşallah kaçınmazlar. Ee, bununla ilgili bir duyarlılık yaratabildiysek bildiysek ne mutlu. Siemens'e de bize bunu söyleyebilme e, fırsatı e, verdiği ya da bu söyleyebilmemize destek olduğu için bir kez daha teşekkür ediyoruz değerli e, sponsorumuza. Haftaya tekrar tek tek birinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Siemens tam otomatik kahve makineleri teke tek etek bilimi sundu.